Buyurun başlayabiliriz. Tamam, ben o zaman şey yapıyorum, ekran paylaşımı yapıyorum. Ekran paylaşımını yapın hocam. Öncelikle iyi akşamlar herkese. Jüri Mühendisliği Odası Yönetim Kurulu üyesi Mithat Emre Kıbrıs. Tüm katılımcıları sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Tüm katılımcılarımızın Babalar Günü'nü kutluyorum. Bugünkü internet seminerimizin konusu toprak zeminler için şerh stabilitesi analizi ilkeleri. Profesör Doktor Nihat Sinanışık hocamız tarafından gerçekleştirilecektir. Nihat hocamıza davetimizi kabul ettiği için teşekkür ediyorum. Sunumumuz canlı olarak YouTube üzerinden de yayınlanmakta olup sunum sonrasında sorularınızı YouTube üzerinden ve Zoom üzerinden yöneltebilirsiniz. Zamanı verimli kullanmak adına sorularınızı kısa ve öz şekilde iletebilirsek o kadar çok katılımcımıza söz verme zamanı elde etmiş olacağız. YouTube kanalımızda da daha önceki internet seminerlerimizi izleyebilir, yorum yapabilir, beğenebilirsiniz. YouTube kanalımıza da lütfen abone olmayı unutmayın deyip Nihat hocamızın kısaca biyografisinden bahsetmek istiyorum. Nihat Sinanışık 1997'de Orta Doğu Teknik Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Aynı yıl yine ODTÜ Jeoloji Mühendisliği bölümünde uygulamalı jeoloji alanında Profesör Doktor Vedat Doyuran'ın danışmanlığı altında yüksek lisans eğitimine başladı. 1998 yılında Gazi Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Yapı Eğitim bölümünde araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladı. Gazi Üniversitesi'nde zemin mekaniği laboratuvarının kurulmasında görev aldı. Yüksek lisans eğitimini tamamladıktan sonra ODTÜ Jeoloji Mühendisliği bölümünde uygulamalı jeoloji alanında doktora eğitimine başladı. Piezometre deneyinin deneysel ve sayısal incelenmesi adlı doktora tezini 2006 yılında bitirdi. Aynı yıl Gazi Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Yapı Eğitimi bölümünde yardımcı doçent olarak atandı. 2011 yılında uygulamalı jeoloji alanında doçentlik unvanını aldı. Aynı yıl Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi İnşaat Mühendisliği bölümünde doçent olarak atandı. 2017 yılından beri aynı bölümde profesör unvanı ile görev yapmaktadır. Uzmanlık alanları mühendislik jeolojisi, zemin ve kaya mekaniğidir. Nihat hocamız aynı zamanda odamız bünyesinde bilimsel teknik kurul üyesi ve jeoteknik komisyonu başkanlığını yapmaktadır. Bütün katılımcılarımıza iyi seyirler deyip sözü yönetim kurulu başkanımız Sayın Hüseyin Alan'a bırakıyorum. Sesim geliyor mu Deniz? Evet geliyor. Buyurun. Arkadaşlar ben de bütün katılımcıların öncelikle Babalar Günü'nü kutluyorum. Emre hocamızı tanıttı zaten. Bu ay içinde de sağ olsun Nihat hocam bu üçüncü seminerini gerçekleştiriyor. Bu dönem içerisinde jeoteknik komisyonumuz özellikle bina ve bina tür yapıları doğrudan ilgilendiren bina deprem yönetmeliğine ilişkin önemli çalışmaları gerçekleştirdiler. Yaptığı çok sayıda yüz yüze eğitim gerçekleştirdik. Tabii bu pandemi süreciyle birlikte de özellikle bir webinarlar kapsamında da bu dediğim gibi bina deprem yönetmeliğinin uygulamalarına ilişkin konuları bölüm bölüm anlatıyoruz. Bunlardan bir tanesi de şerh stabilitesi analizi özellikle toprak zeminler için. Ben Nihat hocama çok teşekkür ediyorum. Bu dönem boyunca mesleğin gelişmesine, meslektaşların kendisini geliştirmesi için eğitim programlarını önemli katkılar, destekler sundu. Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği'nin hem meslektaşlarımız arasında iyi anlaşılmasını hem eksikliklerin ortaya çıkarılması konusunda da gerçekten yoğun gayretler oldu. Ben de kendisine teşekkür ediyorum. Hocamı büyük bir zevkle bugün dinleyeceğiz. Buyurun Nihat Hocam. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Şimdi öncelikle katılımcılara hoş geldiniz diyorum destekleri için ve tüm babaların Babalar Günü'nü tekrar kutluyorum. Bir ufak bir açıklamayla başlayacağım sunumuma. Bu sunumların bir kısmını evet ben hazırladım ama çoğunluğu Reşat Hocamın, Gürel Bey'in sunumlarından ve Geodestek Zemar tarafından hazırlanan sunumlardan alınmadır. Ve ayrıca Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği'nden de alıntılar var bunun içerisinde. Ben başlığını zemin tür ortamlarda şerh stabilitesi analizleri diye koydum ama bir ufak bir açıklama yapmak lazım. Şimdi zemin dediğimizde aklımıza aslında hem kaya hem toprak zeminler geliyor.
Toprak dediğimizde de bazı meslektaşlarımız ya üst taraftaki bitkisel toprak kastediliyor gibi anlayabiliyorlar. Yani terminoloji tam İngilizce'deki soil terminolojisi maalesef Türkçe'de tam uymuyor. Yani benim burada kastettiğim zemin zaten anlatmaya başladığım zaman netleşecek. Nispeten homojen davranış gösteren malzemeleri kastediyorum. Toprak zeminler dedik ama anlattığımız yöntemler ayrışmış kayaçlarda veya çok kırıklı çatlaklı kaya kütlelerinde de kullanılabilecek yöntemler olacak. Şimdi öncelikle bir sınıflamadan bahsetmek istiyorum ama çok hızlı geçeceğim bunu. Barnes'ın 1978 Heyelan sınıflaması var. Ondan biraz bahsedeceğim hızlıca bir şekilde. Şimdi malzeme ve hareket türüne göre bir sınıflama yapılıyor. İşte malzeme kaya olmasına ve zemini de ikiye ayırıyor. İri taneli işte moloz olarak isimlendiriliyor. Türkçedeki karşılığı ince taneli olarak ayrılıyor. Ve harekette düşme, devrilme, kayma, yanal yayılma, akma ve karmaşık kayma şeklinde sınıflandırılıyor. Şimdi bu sınıflandırmayı göstermemin sebebi şu. Örneğin düşme türü, bu da bir heyelan. Kaya düşmesiyle ilgili de bir işte Mutluhan Hoca'yla Gürel Bey'in bir eğitimi olmuştu. Hatta iki tane farklı eğitim vermişlerdi. Yani düşmenin mekaniği tamamen farklı. Yani biz bugünkü sunumda özellikle makaslama olayının etkili olduğu yenilme türlerine duracağız. Üzerinde duracağız. Onun dışında mesela akma türü yenilmeler de işte viskoz bir sıvı gibi davranması nedeniyle zeminlerin oluşan akma türü yenilmeler var. Bunların da analizi yöntemleri farklı. Bizim özellikle üzerinde duracağımız şev stabilitesi problemleri kayma türü şev stabilitesi problemleri olacak. Onların birkaç fotoğrafını göstermek istiyorum hızlıca. Mesela bu dairesele benzeyen çok kırıklı çatlaklı bir kaya kütlesinde oluşmuş bir şev yenilmesi, heyelan görüyoruz. Tabii şev stabilitesi dediğimizde yani bunlar çok basit bilgiler olduğu için tekrar tekrar söylemek çok da belki doğru değil ama yani doğal ve yapay şevlerden bahsediyoruz. Örneğin bir maden şevi oldukça kırıklı çatlaklı bir kaya kütlesinde bir yenilme türü görüyoruz. Bunun özelliği şu, daha az süreksizlik sayısı olduğu zaman ve süreksizlikler devamlılıkları çok yüksek olduğu zaman yenilmeler daha ziyade süreksizlik kontrollü olabiliyor. Buradaki resim ancak zemin davranışına, yani toprak zemin davranışına daha yakın. Örneğin yine bir kaya kütlesi, ayrışmış bir kaya kütlesinde yine dairesele yakın kaşık şekilli bir yenilme mekanizmasını görüyoruz. Ama süreksizliklerin özellikle hakim ve devamlılığı çok yüksek olan süreksizliklerin kontrolünde de yenilmeler var. Mesela düzlemsel kayma, işte kama tipi yenilme, devrilme türü yenilme var. Ki aslında mesela devrilmede de yine makaslama mukavemeti önemli. Ancak kayma veya kama tipi kayma kadar da ön planda olmadığını söyleyeyim. Özellikle blok türü bir devrilme, direkt devrilme kavramı var. Ona mesela çok daha farklı bir durum. Dolayısıyla biz de bugünkü sunumumuzda bu kayalardaki süreksizlik kontrollü yenilmeler üzerine çok durmayacağız. Onu da söyleyeyim. Yine benzer şekiller. Biraz fotoğraflarına bakalım. Bir düzlemsel kayma görüyoruz. Süreksizlik yüzeyleri gün ışığı gördüğü zaman sürtünme açısı da eğer eğimden daha düşükse gerçekleşebiliyor. Bir başka düzlemsel kayma fotoğrafı. Yine bir düzlemsel kayma fotoğrafı görüyoruz kaya kütlelerinde. Kama türü yenilmeler, iki tane süreksizlik kesiştiği zaman süreksizliğin kesişme çizgisinin eğiminin yine gün ışığı görmesi lazım. Sürtünme açısında bunun eğiminden düşük olması lazım ki kinematik olarak bu bloklar serbest kalıp hareket edebilsin. Burada da bir devrilme türü yenilmenin fotoğrafını görüyoruz. Yine işte kolonlu bazaltlarda, sütunlu bazaltlarda devrilme türü yenilmeler görüyoruz. Bu fotoğrafı özellikle koydum. Şimdi şev stabilitesi dediğimizde genellikle uygulamacılar ezbere her kaya kütlesinde işte dairesel türü yenilmeleri çözme eğiliminde oluyorlar. Halbuki bir jeoloji mühendisinin ilk olarak yapması gereken kaya kütlesinin yapısını dikkate alarak olası yenilme türünü belirlemesi lazım. Mesela burada gördüğünüz bir kaya kütlesinde devrilme daha kritik bir koşul.
Yani ben bunu işte Hooke-Brown yenilme kriteriyle modellesem dairesel kaymalar veya işte eğrisel yenilme düzlemleri için güvenlik katsayısı hesaplasam bu ne kadar anlamlı olur? Dolayısıyla yani işin matematiğine, analizlerine, bilgisayar başında vakit geçirmeden önce arazide vakit geçirmek, ortamı tanımlamak son derece önemli. Bunu bir kez daha vurgulamak istiyorum. Yani bu analizlerin de hiçbir zaman ezbere yapılmaması lazım. Bir başka yenilme türü kompleks yenilme. Varnes'ın sınıflamasında da var. Örneğin kayma şeklinde başlıyor. Ondan sonra akma şeklinde devam edebiliyor. Veya dairesel bir yenilme düzlemiyle başlayıp sonra düzlemsel yenilme düzlemleriyle devam edebiliyor. Yine kaya kütlelerinde bakın süreksizlik kontrollü kısmen şurası düzlemsel kayma şeklinde oluşmuş. Sonra kesecek şekilde dairesele yakın mekanizmalar da gerçekleşebiliyor. Bu çok ilginç bir vaka. Devrilme türü bir yenilmeyle başlıyor. Yabancı bir yayından almıştım bunu. Sonra dairesel türde bir daha parçalı, kırıklı bir kaya kütlesinde bir bölgeye girdiği zaman yenilmenin mekanizması çok değişiyor. Dolayısıyla önce bunları arazide olası yenilme modellerini tanımlamak son derece önemli. Bu da bir önceki gördüğümüz vakanın analizi, tabii sayısal analiz yöntemleriyle. Bu yöntemlerden kısaca bahsedeceğim. Kaya düşmesi daha önce de eğitimi verilmişti. Bakın bu bir makaslama kontrollü yer yer hareket edebiliyor. Bloklar kayabiliyor ama tamamen mekanizması çok daha farklı bir heyelan bir şev stabilitesi problemi olmasına rağmen bugün anlattığımız yöntemlerle çözmemiz bunları mümkün değil. Evet, şimdi özellikle ben bugünkü sunumda bu dönel veya dairesel kayma dediğimiz hareket türleri üzerinde duracağım. Yani aslında bir kaşık batırmışsınız gibi gözüken bir mekanizma. Bundan kesit aldığımızda da yenilme mekanizmasını, yenilme yüzeyini daireye benzer veya işte logaritmik spiral, eğrisel bir düzlem şeklinde ifade edebiliyoruz. Bunlar genellikle daha homojen yapıdaki ortamlarda gelişen yenilme türleri. Homojen yapıda derken kastettiğim farklı tabakalar içermeyen, işte anizotropi vesaire gibi özelliği olmayan kumlu veya killi bir zemin ortamı olabilir. Veya çok fazla farklı yönde süreksizlik setine sahip kaya kütlelerinde görülebilir. Veya süreksizlik olmayabilir ama kaya zemin kadar zayıftır. Örneğin çok böyle zayıf çimentolanmış bir tüf gibi bir şey düşünebiliriz. Onlar da gerçekleşebilecek mekanizmalar. Yaygın olarak da analizleri bu tarz yenilmeler için yapıyoruz ama uyarıyı tekrarlamak istiyorum. Yani öncelikle kaya kütlesinin mekaniğinin anlaşılması lazım, mekanizmasının anlaşılması lazım. Yenilme türü belirlendikten sonra ona uygun analizler yapmak gerekiyor. Şimdi burada da bu slide'da da şunu göstermek istiyorum. Dairesel yenilme düzlemleri de her ortamda olmayabilir. Şimdi dairesel homojen bakın bunlar da. Ama öyle bir mekanizma olabilir ki dairesel başlar, sonra bir zayıflık düzlemi olabilir. Bu bir fay düzlemi olabilir veya zayıf bir tabaka düzlemi olabilir. Yani bir zayıflık düzleminde dairesel başlayıp düzlemsel devam edebilir. Veya bakın yine tabaka kontrollü, süreksizlik kontrollü düzlemsel başlayıp dairesel devam edebilir. Veya işte ötelemeli kayma diye isimlendirilen dairesel, düzlemsel, sonra pasif kama veya yine dairesel şeklinde bir yenilme mekanizması olabilir. Yani tüm sunumlarda vurguladığım gibi öncelikle ortamın jeolojisinin iyi anlaşılması, modellenmesi son derece önemli. Çünkü şöyle bir mekanizmanın güvenlik katsayısı daha kritik olabilir. Siz bunu görmediğinizde, dairesel yenilme düzlemlerini analiz ettiğinizde olmayacak derecede yüksek bir güvenlik katsayısı elde edip güvensiz bir tasarıma gidebilirsiniz. Evet, burada da aslında bir şematik olarak bir gösterim var. Ne zaman işte dairesel dediğimiz veya işte bu eğrisel yenilme mekanizmaları oluşabiliyor? Olay tamamen süreksizlik kontrolü olup olmamasıyla alakalı. Biz bugünkü sunumda bu düzlemsel kayma, devrilme ve kama tipi yenilmelerden bahsetmeyeceğiz. Daha ziyade şu gördüğünüz yenilme türleri üzerinde duracağız. Evet, şimdi zeminlerde yenilme mekanizması sunumumuzun başlığı zemin olduğu için tekrar bir kez daha söyleyeyim. Daha ziyade eğer homojense dairesele benziyor yenilme mekanizması
Ama homojen olmayan zemin olabilir. Şimdi zemin dediğimizde toprak zeminleri kastediyorum. Orada da tabaka düzlemlerine göre veya dayanım kontrastına göre tabakalar arasındaki dairesel olmayan yenilmeler gözlemlenebilir. Yine bir başka örnek, mesela bir dolgu yüklemesi, dairesel yenilme, işte dolgu yüklemesi, aşırı deformasyon veya bir dolgu yüklemesi çok zayıf bir tabaka, zayıf bir kil tabakası düşünelim. İşte dairesel veya aktif kama, düzlemsel pasif kama şeklinde değişik yenilme mekanizmaları olabilir. Yani burada yapmak istediğim uyarıyı bir kez daha tekrarlayayım. Önce jeolojiye göre, ortama göre olası yenilme modelini seçilip ondan sonra en kritik olabilecek yenilme düzlemlerinin uygun araçlarla araştırılması lazım. O uygun araçlardan bahsedeceğiz. Mesela burada dairesele yakın yenilme düzlemleri, fotoğrafları görüyoruz. Bu çok meşhur Ömer Hoca tarafından çekilen bir fotoğraf. 99 Düzce depreminde bu eski otobandaki dolgunun kayması olayı. Tabii deprem tetiklemesi nedeniyle çok ciddi 0.5 G'ye varan yatay ivmeler geliştiği için gerçekleşmiş bir heyelan fotoğrafı görüyoruz. Şu ilginç bir vaka, bunu özellikle göstermek istiyorum. Bu San Fernando Barajı, aşağı San Fernando Barajı'nın kesiti ve yanılmıyorsam tarihi 91'di. San Fernando depreminde sıvılaşma nedeniyle göçmüş bir baraj. Yine yenilme mekanizmasına bakarsak dairesel şekilde başlayıp taban kayasıyla dolgu malzemesi arasından devam eden veya dolgu malzemesine yakın geçen düzlemsele yakın bir değişik bir kayma mekanizması var. Ama bunun sebebi tamamen deprem kaynaklı sıvılaşma. Şimdi şöyle özetleyelim. Bu bahsettiğimiz dairesel veya dairesel düzlemsel gibi bileşik yenilme türlerini analiz etmek için elimizde çeşitli araçlar var. Bu araçlar kinematik analiz, gerçi kinematik analiz dairesellerde kullanılmıyor. Süreksizlik kontrollü yenilmelerde, işte düzlemsel kama tipi kayma veya devrilme türü yenilmelerde önce süreksizliklerin serbest blok oluşturup oluşturamayacağı ve bu serbest blokların hareket edip edemeyeceği, sadece sürtünme açısı kullanılarak bir ilk yapılan kontrol. Kinematik analiz yaptınız, diyelim ki kritik bir durum elde ettiniz. Ondan sonra limit denge analizlerine geçiliyor. Ama limit denge analizi çok genel bir isim. Neden genel bir isim? Mesela kama tipi kaymada kullandığımız limit denge analiziyle dairesel yenilme düzlemlerinin analizinde kullandığımız limit denge yöntemleri farklı. Genel ismi limit denge, yani kuvvetler dengesini baz alan bir yöntem. Sayısal analiz teknikleri var ve olasılığa dayalı analizler olmak üzere 4 yöntem kullanılır diyoruz. Aslında bunları çok daha fazla arttırabiliriz. Nasıl? Mesela nümerik analizler, sonlu elemanlar, sonlu farklar veya ayrık elemanlar şeklinde de sınıflandırılabilir. Hepsi farklı ortamlarda daha doğru sonuçlar verebilirler. Olasılığa dayalı analizler ise hem sayısal analizler hem limit denge analizleri olasılığa dayalı yapılabilir. Bu yani pratik uygulamalarda çok kullanılmayan bir yöntem ama kısaca vakit kalırsa bahsedeceğim. Şimdi limit denge analizi yöntemi nedir? Aslında bir statik analiz yöntemi. Yani kayması muhtemel kütleye etki eden kuvvetlerin ve dirençlerin kıyaslanması sonucunda hesaplanan bir şey. Şimdi formülizasyonu çok basitçe göstereceğim. Ancak mesela kinematik analizden bahsetmiştik. Mesela çok önemli bir eksiği var kinematik analizin. Sadece sürtünme açısını dikkate alıyor. Yani süreksizliklerin bir kohezyonu varsa veya eğrisel bir yenilme kriteri varsa bunları dikkate alamıyor. Bunları dikkate alabilen yöntemler limit denge analiz yöntemleri. Dolayısıyla kayan kütlenin, bakın, ağırlığını dikkate alabiliyor. Malzemenin makaslama dayanımını veya kesme dayanımını, kohezyon sürtünme açısı veya diğer yenilme kriterlerini dikkate alabiliyor. Su basıncı çok önemli heyelanların oluşması açısından, bunu dikkate alabiliyor. Kinematik analizde yine bu yok. Şev geometrisini, yer ivmesini, sismik koşulları,
Tansiyon çatlağı varsa bunun konumunu, ki bunun etkisi üzerine biraz konuşacağız, dış yükleri, binalar vesaire gibi dikkate alabilen bir yöntem. Şimdi bunun çok basitçe aslında fizik derslerinde gördüğümüz kayan blok modeli, limit denge yönteminin temeli eğik düzlem üzerinde kayan bir blok modelinden çıkıyor. Bunu şöyle özetleyebiliriz. Bir sonraki şeyde göstereyim. Pardon. Şuradan yine devam edelim. Şöyle bu bloğa etki eden bir yer çekimi kuvveti var. Tabii şekil çok düzgün çizilmemiş. Ağırlık merkezinden aşağıya doğru bir kuvvet etki ediyor. Bu kuvvetin bir kayma düzlemine, yani şu eğik düzleme bir paralel bileşeni var, bir de dik bileşeni var. Dik bileşene normal diyoruz. Matematikte de kullanıyoruz. Normal dediğimizde 90 derece anlamı çıkıyor. Yani bu ağırlığın oluşturduğu iki bileşen, biri paralel, biri dik bileşeni, dik bileşen normal kuvvet, paralel bileşeni ise bloğu kaydırmaya çalışan kuvvet, kesme kuvveti veya makaslama kuvveti diye isimlendiriyoruz. Şimdi aslında bu limit denge yönteminin temelinde şu var. Eğer bu kaydırmaya çalışan kuvvet, kayma kuvveti, bloğun tabanında oluşan, parantez içerisinde söylüyorum, fizikteki terminolojisiyle sürtünme kuvvetini eğer geçerse bu blok aşağıya doğru kayar. Yani güvenlik katsayısı 1'in altındadır. Şev yenilmesi olur diyebiliriz. Bakın bu çok basit bir limit denge analizi yöntemi. Şimdi limit denge analizinden bahsettiğimizde hemen bir iki ayrım yapacağım. Süreksizliklerin dayanımı farklı. Ortamın, kütlenin dayanımı farklı. Biz zemin gibi ortamlardan bahsedeceğimiz için tek tek süreksizliklerin üzerindeki kayma dayanımı değil, ortamın dayanımından bahsediyoruz. Dolayısıyla süreksizliklerin kayma dayanımı, Mohr Coulomb, bizim hep bildiğimiz, hatta şuraya arzu ederseniz şeyi de hemen yazabiliriz, formülünü de, Mohr Coulomb kriterinin. Şeyi taktım ama algılamamış. Evet, bugün tabletimi tanımadı, kusura bakmayın. Bir kez daha deneyeceğim. Yok, maalesef yazamıyorum ama şurada formül yazılı. Kohezyon artı efektif normal gerilme çarpı tanjant fi şeklinde Mohr Coulomb yenilme kriteri. Ama süreksizlikler için kullanılan bir Barton Bandes yenilme kriteri var. Bugün bunlardan bahsetmeyeceğim çünkü kaya mekaniği ile ilgili kayadaki süreksizliklerin yenilme kriteri eğrisel bir kriter. Ama çok kırıklı kaya kütlelerinde, yani çok sayıda süreksizliğin oluşturduğu, kesişerek oluşturduğu kaya kütlesinde Hooke-Brown yenilme kriteri, ki bu da bir eğrisel yenilme kriteri, yine kullanılabiliyor. Bunların yeri değişmiş ya. Bir saniyenizi rica edeceğim. Pardon. Evet, şuna bir gelelim tekrar. Limit denge yöntemi demiştik. Blok ağırlığı aşağıya doğru, dünyanın merkezine doğru dik. Bunun paralel bileşeni ağırlık çarpı sinüs teta, ağırlık çarpı kosinüs teta da dik bileşeni. Aslında buradan şeyi çıkartmak istiyordum ama tablet evet aktif hale geldi. Şimdi bizim yenilme kriterimiz neydi? Hemen şöyle yapalım. Bizim kıyasladığımız, çok ilginç ya, tablet bir gidiyor bir geliyor, bir sıkıntı var ama anlayamadım. Yani yine kullanamıyorum, kusura bakmayın. Bizim kıyasladığımız şey şu, şuradaki kayma direncini, tau değerini, bu ağırlık çarpı sinüs teta'nın oluşturduğu kayma gerilmesiyle kıyaslamamız lazım. Şimdi bakın, bunlar kuvvet cinsinden, ağırlık kuvvet. Yer çekimi inmesiyle, kütlenin çarpımıyla oluşturuyoruz. Bu da bir kütle, kuvvet, bu da bir kuvvet. Halbuki biz kayma dayanımında gerilme cinsinden konuşuyoruz. Efektif normal gerilme çarpı tanjant fi. Şimdi şöyle, gerilmeler cinsinden eğer konuşmak istiyorsanız bu ağırlık çarpı sinüs tetayı bloğun taban alanına bölmeniz lazım.
Bloğun taban alanını da şöyle çizebiliriz. Normal kuvvet ağırlık çarpı kosinüs teta, bunu da bloğun taban alanına eğer bölerseniz, su olmadığını varsayalım, boşluk suyu basıncı olmadığını varsayalım. Bu da bize neyi verecek? Normal gerilmeyi verecek. Dolayısıyla kayma direncini şu formülle hesapladığınızda, kaydırmaya çalışan kuvvetle kayma direncini eğer kıyaslarsanız, bu bloğun kayıp kaymayacağını anlamak son derece basit olacak. Şimdi dolayısıyla biraz şeyin üzerinde duralım. Mohr-Coulomb yenilme kriterinin üzerinde duralım. Mohr-Coulomb yenilme kriteri doğrusal bir yenilme kriteri. Y eksenini kestiği yer normal gerilme sıfırkenki kayma dayanımına kohezyon diyoruz. Bunun eğimine de içsel sürtünme açısı diyoruz. Şimdi burada çok dikkat etmemiz gereken bir husus var. C üssü, fi üssü ve efektif gerilme kavramları var. Yani buradaki gördüğünüz Mohr-Coulomb yenilme kriteri efektif gerilmeler cinsinden ifade ediliyor. Yani toplam gerilme eksi boşluk suyu basıncı diyelim efektif gerilmeyi. Temel zemin mekaniğinden zaten biliyoruz. Şöyle bir bakayım, bu kısma geri döneyim. Bu slaytların yeri yanlış olmuş üstteki ama tekrar geri döneceğim. Şimdi çok fazla bugünkü seminerde sunumda ben işte bir şık yöntemi şöyledir, şu şöyledir, bunların formülleri böyledir gibi detaylara girmeyeceğim ama bu yenilme kriterleri son derece önemli. Biraz onun üzerinde durmak istiyorum. Çünkü bizim meslektaşlarımızın da bazılarında en azından şöyle söyleyeyim, tam oturmamış durumda bu kavramlar. Şimdi efektif kohezyon nedir? Efektif sürtünme açısı nedir? Direnajlı durum nedir? Direnajsız durum nedir? Onlardan biraz bahsedeceğim. Şimdi öncelikle direnajlı parametreler, bir kere şunu bilmemiz lazım. Zemin mekaniğindeki aslında temel dayanım parametreleri direnajlı parametreler. Yani zemin veya kaya kütlesi direkt olarak efektif gerilmeleri hissediyor. Efektif gerilmelerin düzeyine göre davranıyor. Efektif gerilmeleri altındaki dayanım C üssü, fi üssüyle gösteriyoruz. Nasıl elde edilebiliyor? CD deneylerle elde ediliyor. CD'nin anlamı şu, konsolidasyonlu direnajlı demek. Konsolide olmuş ve direne olan kayma sırasındaki deney türlerine CD deney deniliyor. Birazcık bundan bahsedeyim. Şimdi şöyle ki, üç eksenli deneyi aslında hepimiz biliyoruz. Ne yapıyoruz? Zemin örneğini alıyoruz, bir su dolu hücre içerisine koyuyoruz. Zemin örneğinin kendisi etrafında bir membran var, suyu, yani dışarıdaki suyu içerisine geçirmiyor, hücredeki suyu. Ama ilk başta bakın C aşamasında deneyin. Şimdi bu zemin örneğine her yönden eşit bir su basıncı uyguluyoruz. Ama dışarıdan, yani bu su numunenin içerisine nüfuz etmiyor. Şimdi her yönden eşit, bu bir hidrostatik basınç, hücre basıncı diyoruz. Bu basıncı uyguladığımız anda zemini %100 suya doygun kabul edelim. Bu zemin tanelerinin arasındaki boşluklarda tamamen tablet yine canlandı. Tamamen su olduğunu düşünelim. Bakın taneler ve arasındaki suyu düşünelim. Ben bu sistemi bütün her yönden eşit basınçla sıkmaya çalışırsam ne olur? Hacmini azaltmaya çalışırım. Taneler bu boşluğu azaltacak şekilde birbirine yaklaşmaya çalışır. Haliyle bu boşluktaki suyun basıncı artar. Buna da delta U diyelim, aşırı boşluk suyu basıncı artar. Arkadaşlar eğer bu boşluk suyu basıncının artmasına izin vermezseniz, yani nedir? Burada bir drenaj borusu var, musluğu açarsanız bu numunenin içerisindeki fazla oluşan boşluk suyu basıncı yavaş yavaş dışarı atılır. Yani zemin örneğinin hacmi azalır. İşte bunu konsolidasyon diyoruz üç eksenli deneyinde. Bakın drenajlı efektif parametre kavramı burada çok önemli. Şöyle söyleyelim, sigma 3 başlangıçta toplam gerilme cinsinden, örneğin 100 birim, 100 kilopaskal bir sigma 3 uyguladık. Şimdi zemin örneğinin içerisindeki delta U 50 kilopaskal olsun. Aşırı boşluk suyu basınca 50 birim artmış olur. Atıyorum, yani aslında doygunsa 100 oranında artması lazım. Atıyorum 50 birim arttı. Efektif gerilme cinsinden sigma 3 neye eşit olur? Deney başlangıcında 100 eksi 50'ye 50 kilopaskala eşit olur. Ama konsolidasyon tamamlandığı zaman efektif gerilme ne olur tekrar? 100 seviyesine geri döner.
Yani 50 değerine çıkmıştı delta U. Yavaş yavaş atıldıkça su konsolide oldukça delta U sıfıra doğru gidecek, yaklaşacak. Ve başlangıçta uyguladığınız signal çocuğa basınca efektif gerilme haline gelecek. Sonra ne yapıyoruz? Konsolidasyon aşaması bittikten sonra eksenel gerilmeyi, deviatörik gerilmeyi arttırıyoruz. Yani izotropik bir gerilme kavramından çift üç eksenli bir gerilme kavramına geçiyoruz. Eksenel gerilme arttıkça bir olası kayma düzlemi üzerinde bir bakın normal gerilme sigma n bir de kayma gerilmesi oluşuyor. Sigma 3 varken sadece kayma gerilmesi oluşmaz. Çünkü birbirini götürüyor etkisi. Ama eksenel gerilmeyi arttırdığınızda örneğin zemin örneğinin içerisinde kayma gerilmeleri oluşmaya başlıyor. Tabii yine ben şunu çizeyim. Bakın kayma sırasında bunlar çok temel bilgiler olduğu için söylüyorum bunları hep bahsediyorum sunumlarda. Kayma sırasında şunu gevşek bir zemin olarak düşünelim. Yine suya doygun olsun, tanelerin arasındaki boşluklar suyla dolu olsun. Kayma veya makaslama hareketi, Reşat Hoca duymasın kayma dedik yine. Makaslama hareketi tanelerin eğer gevşek bir zeminse taneler birbiri üzerine binerek aradaki boşluğu azaltmaya çalışıyorlar. Yani şu tane bu aradaki konuma yerleşirse eğer kayma sırasında zemin örneğinin hacmi azalır. Yani gevşek zeminlerde makaslama sırasında, kayma sırasında yine eğer hızlı keserseniz boşluk suyu basıncı oluşur. Yani hem konsolidasyon sırasında aşırı boşluk suyu basıncı oluşur. Eğer bu bir gevşek zemin örneği ise makaslama sırasında hacim azalma eğilimi varsa yine boşluk suyu basıncı oluşur. Şimdi ben eğer C üssü ve F üssüyü elde etmek istiyorsam çok yavaş kesiyorum, makaslıyorum. Ve bu sırada da yine vana açık. Bu sırada oluşan delta U yine sönümleniyor ama çok yavaş yapılıyor bu deney. Örneğin konsolidasyon süresi bir gün sürüyor. Bir günde makaslama süresi sürüyor tek bir örneğin gibi düşünün. Yani 3 tane örneğin test edilmesi bir hafta 8 gün vesaire gibi süreler tutabiliyor. Buna yavaş deney, drenajlı deney diyoruz. Niye? Deneyin hiçbir aşamasında aşırı boşluk suyu basınca oluşmasına izin vermiyoruz. Dolayısıyla bu deneyi yaptık. Hepimiz temel zemin mekaniğinden biliyoruz. Yenilme anındaki Mohr çemberlerini çizdiğimizde bir teğet çizersek eğer elde ettiğimiz parametreler aşırı boşluk suyu basıncı deneyde oluşmadığı için C üssü ve F üssü yani drenajlı parametreler oluyor. Bunlar üç eksenli deneyle elde edilebildiği gibi direkt kesme kutusuyla da elde edilebiliyor. Deney yöntemi farklı. Yani üç tür deneyimiz var. CD deney var biraz önce gösterdiğimiz. CU deney var ikincisi. Bir de UU deney var en basiti. Şimdi UU'daki durum ne, vaziyet ne? Biraz ondan bahsedelim. Suya doygun kili hücrenin içerisine koyduk. Hücre basıncını, su basıncını verdik. Yani başlangıçta ne oldu? Bir sigma 3 uyguladık. Bu zeminin suya doygun olduğunu varsayalım. Ne olacak? Delta U artacak. Aşırı boşluk suyu basıncı oluşacak. Ama bu defa vana kapalı. Drenaj vanası kapalı ve beklemiyor. Yani aşırı boşluk suyu basıncı oluşuyor ama ben sönümlenmesini beklemiyorum UU deneyi yaparken. Yani drenajlı deneyde aşırı boşluk suyu basıncının oluşmasına hiç izin vermiyorken burada aşırı boşluk suyu basıncı oluşturuyorum ve sönümlenmesine izin vermiyorum. Şimdi dolayısıyla aslında efektif tablet yine gitti. Efektif parametreler cinsinden baktığımız zaman uyguladığımız sigma 3 eksi delta U sigma 3 üssü oluyor, efektif parametre oluyor. Ancak çoğu laboratuvarda bu boşluk suyu basıncını ölçen düzenek olmuyor. Yani bunun içerisindeki bu su basıncını da ölçebiliyoruz örneğin. Dışındakini de içindekini de ölçebiliyoruz ama pratik hızlı yapılan deneylerde bu basınçlar ölçülmüyor. Şimdi basınç ölçülmediği için toplam gerilme cinsinden C'yi ve F'yi buluyoruz. Buraya dikkat edelim. Deneyin ikinci aşaması kesme aşamasıydı. Eksenel gerilmeyi arttırıyorum. Orada da tekrar bir deneyim. Tablet maalesef. Orada da şöyle bir şey var. Şöyle bir yenilme düzlemi var oluşan. Buna da dik yönde etki eden bir normal gerilme var ve bir kayma gerilmesi var.
Şimdi kesmeyi de çok hızlı yapıyorum. U diyoruz ya, undrained, yani drenajsız kesme yapıyorum. Dolayısıyla kesme aşamasında da boşluk suyu basıncı oluşuyor. Artabilir, azalabilir, bilmiyorum. Yani gevşek bir zeminse artacaktır kesme aşamasında, ama sıkı bir zeminse azalacaktır. Ve ben bunları ölçmüyorum. Bakın, UU deneyin CD deneyden en önemli farkı, parametre açısından düşünürsek, UU deneyde toplam gerilmeler cinsinden değerlendirme yapıyorum. Çünkü efektif gerilmeleri bilmiyorum. Delta U'ları ölçmediğim için. Ama CD'de delta U her zaman için sıfırda tuttuğum için tamamen efektif gerilme cinsinden kohezyonu ve içsel sürtünme açısını buluyorum. Bunlar çok temel şeyler. Niye bunu söylüyorum? Şu nedenle, çünkü UU deney yaptığımızda şöyle düşünelim. Aynı özdeş 3 tane örneği alalım. Bunlara UU deney yapalım. İlk örnekte şimdi kafadan atacağım değerleri. Sigma 3'ü 100 kilopaskal verdim. 100 kilopaskal verirsem bunun delta U'su tamamen doygunsa 100 kilopaskal olacak. Yani dışarıdan ne kadar sıkarsanız içinde o kadar aşırı boşluk suyu basıncı oluşacak. Dolayısıyla kesme anında da bir efektif gerilme oluşacak, bir delta U oluşacak. Bunu yendim, attım bu örneği, bir tane daha özdeşten koydum. Bu sefer 200 kilopaskal uyguladım. Ben 200 kPa verdiğimi zannediyorum ama yine delta U 200 kilopaskal olacak. Yani aslında hep aynı gerilmelerde hep aynı örneği test ediyorum. Efektif gerilme aynı kalıyor ama benim gördüğüm toplam gerilme değişiyor. Delta U efektif gerilmeyi aynı yapıyor ama ben sadece dışarıdan uyguladığım gerilmeyi, toplam gerilmeyi gördüğüm için, mor dairelerini de toplam gerilme cinsinden çizdiğim için birbirine paralel, büyüklükleri aynı olan mor daireleri görüyorum. Ve bunlara bir teğet çizdiğinizde sadece bir C, sadece bir kohezyon, içsel sürtünme açısının ise sıfır olduğunu görüyoruz. Bakın, bu gerçek değil, bu zahiri. Gerçek parametreler, bir kez daha söyleyelim, C üssü ve fi üssü. Bunlar görünen parametreler, CU kohezyon ve fi U içsel sürtünme açısı. Bazen önceki sunumlarımızda da bahsetmiştik. Bazen UU deney yapmanıza rağmen, toplam gerilme cinsinden yenilme zarfını çizmenize rağmen 3-5 derece, 10 derece sürtünme açısı görebiliyorsunuz. Bunun sebebi zemin örneğinin örnekleme aşamasında doygunluğunun %100'ün altına düşmesi şeklinde ifade ediliyor. O yüzden hep uyarıyoruz, yerinde eğer zemin %100 doygunsa bu deney sonucunda gelen fi'yi, o 3-5 derece fi'yi, UU deney yapıldıysa lütfen dikkate almayın. Şimdi bunu neden anlattım? Çünkü kritik şev stabilitesi durumları var. Ne zaman bizim CD deneyi kullanmamız lazım? Ne zaman UU deney sonuçlarını kullanmamız lazım? Onlardan şimdi bahsedeceğim. Burası çok önemli. Yani hocalarım için söylemiyorum ama lütfen katılımcılar bu kısmı çok iyi dinlesinler. Çünkü bence şev stabilitesinin, zeminlerdeki şev stabilitesinin kalbi burada. Şimdi şurada bir A noktası düşünelim, bir zemin düşünelim. Yeraltı suyu seviyesi yukarıda olsun. Yani bu A noktasındaki zemin %100 doygun ve ince taneli, kirli bir zemin olsun. Şimdi ben bunun üzerine getirip bir yol dolgusu veya baraj veya demir yolu dolgusu yapıyorum. Tabakalar halinde serip sıkıştırıyorum. Şimdi A bölgesindeki zeminine, hani sigma 3'ü arttırıyordum ya laboratuvar şartlarında. A bölgesindeki, A noktasındaki zeminin üstündeki hem yanal gerilme hem düşey gerilme artıyor. Yük arttıkça, bakın yük doğrusal olarak artıyor. İnşaat hızını sabit kabul edelim. Yük doğrusal olarak arttıkça boşluk suyu basıncı da doğrusal olarak artıyor. Şimdi şuna bakalım, şu A1 grafiğine bakalım. Siz bunu yükledikçe üstündeki sigma 3 arttığı için yük arttıkça boşluk suyu basıncı delta U, aşırı gözenek suyu basıncı artıyor. Şimdi ben şunu biliyorum. Bakın, dolgu hiç yokken, yani zemini yatay olarak düşünürseniz A noktasını etki eden bir kesme gerilmesi yok. Zemin yüzeyi yatay olduğu için zeminde bir kayma, makaslama eğilimi yok. Kesme gerilmesi yok. Dolayısıyla A noktasında dolgu hiç yokken kesme gerilmesi sıfır. Şunu da makaslama gerilmesi, bakın en üstteki çizgi. Başlangıçta sıfır,
Ama dolgu yükseldikçe bir kesme etkisi, makaslama gerilmeleri oluşmaya başlıyor. Dolayısıyla yük doğrusal olarak artarken A noktasında hep hem makaslama gerilmesi artıyor hem de boşluk suyu basıncı artıyor. Peki bu arada güvenlik katsayısına ne oluyor? Bakalım. Şimdi dayanıma ne oluyor? Önce onu yazalım. C üssü artı efektif gerilme çarpı tanjant fi. Tablet olmayınca mouse'la yazamıyorum. A noktasında başlangıçta hiç kesme gerilimi yok. Kesme dayanımı, kesme gerilmesi sıfır olduğu için kesme dayanımı ne olursa olsun güvenlik katsayısı sonsuz. Düz zemin yüzeyi olduğu için. Ama kesme gerilmesi arttıkça boşluk suyu basıncı da arttığı için efektif gerilme ne oluyor? Azalıyor. Delta U arttığı için. Dolayısıyla kayma dayanımı ne oluyor? Azalıyor. Şimdi şuradaki grafikte bir hata var. Kayma dayanımı gitgide şöyle azalacak. Dolayısıyla boşluk suyu basıncı arttığı için güvenlik katsayısı hızla azalmaya başlıyor. Nereye kadar? Dolgu bitene kadar. Bakın en kritik an neresi? İnşaat sonu. Yani en kritik an A noktasındaki zemin için aşırı boşluk suyu basıncının çok yükseldiği, dolgunun hızlı yapıldığını düşünelim. Yani zeminin de kirli olduğunu düşünelim. 10 üzeri eksi 7, eksi 8 metre bölü saniye mertebesinde olsun hidrolik iletkenliği. Aşırı boşluk suyu basıncı henüz sönümlenemedi. Dolayısıyla en kritik an neresi? Yükleme problemi için şev stabilitesinde inşaat sonu. Şimdi böyle bir problemi çözmek istiyorsanız iki tür şey yapabilirsiniz, analiz yapabilirsiniz. Bizim hep kullandığımız toplam gerilme analizi. İlki kısa dönem duraylılığı koşullarını modellemek için. O da şu, ben A noktasında bu dolgunun yüklemesinden kaynaklanan delta U'nun ne kadar olduğunu bilmiyorum. Aynı üç eksenli U deneydeki olduğu gibi onda da bilmiyorum. Ama ne yapıyorum üç eksenli deneyde? Arttığını biliyorum. Dolayısıyla mesela üç eksenli deneyde seçilen gerilme aralıklarının bu yapının, binanın, dolgunun uygulayacağı gerilme aralığına uyumlu olması lazım. Üç eksenli deneyde de arazideki kadar artacağını varsayıyorum. Dolayısıyla artmış haldeki dayanımı, bunu da U harfiyle gösteriyorum, drenajsız haldeki dayanıma CU diyorum. Sadece kohezyon fiili sıfır varsayıyorum. Dolayısıyla böyle bir durumda şev stabilitesini nasıl yapabilirim? Boşluk suyu basıncıyla uğraşmıyorum modellerken. Ama C'yi toplam gerilme cinsinden, fi'yi de sıfır olarak girdiğim zaman buradaki ince taneli zeminde yüklemeden dolayı aşırı boşluk suyu basıncının arttığını, drenajsız kayma dayanımına tau u veya cu ulaştığını varsayarak şev stabilitesi analizi yapıyorum. Şimdi hangi durumda hangi parametrelerin kritik olduğunu anlamamız çok önemli. Şimdi ikinci senaryoya bakalım. Bu bir yükleme senaryosuydu. İkinci senaryoda ise bir kazı problemi var. Yani tam tersine bu defa da yük kaldırıyoruz. Bakın kazı yine ince taneli, kil bir zemin. Yine suya doygun olsun tamamen. Ben burada bir kazı şevi oluşturuyorum. Şimdi A noktasındaki zemini yine düşünelim. Başlangıçta topografya yüzey yatay olduğu için başlangıçta buna etki eden bir kesme gerilmesi yok. Bakın başlangıçta makaslama gerilmesi sıfır. Başlangıçta. Ama kazmaya başladıkça A noktasının üzerinden yük kaldırıyoruz ve eğimli bir topografya oluştuğu için makaslama gerilmesi bakın gitgide artıyor. Başlangıçta sıfır olan. Yük ise azalıyor. Üzerinden yük kaldırıyorum, kazıyorum. Sorun yok. Bakın burada çok ilginç bir durum var. Aşırı boşluk suyu basıncına ne oluyor? Şimdi A noktasındaki zemin de suya doygun. Tanelerin arasında su var. Üzerinden yük kaldırdığınız için katı da olsa, gevşek de olsa, yumuşak da olsa, sert de olsa taneler birbirinden uzaklaşıyor. Ferahlama oluyor gerilme azaldığı için. Taneler birbirinden uzaklaşmaya çalışırken aralarında su var yine bakın. Su aşırı boşluk suyu basıncı yükleme de artarken bunda azalıyor. Yani bir boşluk suyu basıncı var yük kaldırdığınız için üstünden. Kazdıkça boşluk suyu basıncını azaltıyorsunuz. Bakın nereye kadar? Kazı sonuna kadar A noktasındaki aşırı boşluk suyu basıncı azalıyor. Peki o zaman dayanım ne oluyor? Yine efektif gerilme cinsinden yazalım. Çünkü
gerçek olan aslında bu parametreler. Dayanım ne oluyor? Bakalım efektif gerilme ne oluyor? Boşluk suyu basıncı azaldığı için artıyor. Dolayısıyla bu zeminin dayanımı ne oluyor? Siz kazdıkça artıyor. Burada da aslında bir hata var. Şöyle olması lazım bunun. Dayanımın gitgide artması lazım. Efektif gerilme cinsinden. Dolayısıyla güvenlik katsayısına bakarsanız kazmadan önce yine çok yüksek, sonsuz. Ama dayanım güvenlik katsayısında dayanım artıyor ama gerilmeye oranla artışı daha az. Dikkat edin. Güvenlik katsayısı azalıyor. Şimdi bu noktada bir önceki grafiğe bir geri dönelim. Şimdi bu noktada bakın yükleme probleminde farklı bir durum oluyor. Zaman geçtikçe dolguyu yaptık. Aradan 1 yıl geçti, 2 yıl geçti, 3 yıl geçti. Bu artan boşluk suyu basıncı azalmaya başlıyor. Konsolide oldukça, direne oldukça boşluk suyu basıncı azalıyor. Bakın şuradaki grafikte olduğu gibi. Boşluk suyu basıncının azalması demek efektif gerilmenin, dolayısıyla dayanımın artması demek, efektif gerilmenin azalması, dayanımın artması demek. Dolayısıyla güvenlik katsayısı düştü, en küçük düzeyine düştü, sonra yükseliyor zemin konsolide oldukça. Ancak şuradaki probleme bakalım. Evet, güvenlik katsayısı yine kazı sonunda düştü ama kazı sonunda aşırı boşluk suyu basıncı en düşük halinde. Ben bunu serbest bıraktım. 1 yıl, 2 yıl, 3 yıl geçtikten sonra bu yine bu sefer hani taneler birbirinden uzaklaşmaya çalışıyor. Boşluk suyu basıncı düşüyor ilk başta ama sonra yine dengeye geliyor. Dengeye gelmesi demek artması demek. Gözenek suyunun, boşluk suyu basıncının. Boşluk suyu basıncı arttıkça efektif gerilme azalıyor, dayanım da azalıyor onunla birlikte ve güvenlik katsayısı azalmaya dikkat ediyor, devam ediyor. Özür dilerim. Şimdi burada şu çok önemli arkadaşlar. Bunda çok vakit kaybettim biliyorum ama bunu anlamak son derece önemli. Yükleme problemlerinde suya doygun ince taneli zeminlerle ilgili düşünüyorsak, konuşuyorsak, üzerine eğer bir yük koyuyorsanız şelf stabilitesi açısından da taşıma gücü açısından da en kritik zaman yüklemenin bittiği an, yani direnaçsız koşullar burada. Ama bir kazı problemi varsa burada en kritik zaman tam direnajlı hale geldiği, yani kazıdan dolayı azalan aşırı boşluk suyu basıncının tekrar dengeye gelmesi, artmasıyla doğru dengeye geldiği durum daha da kritik olmaya devam ediyor. Dolayısıyla şöyle özetleyebiliriz. Eğer bir yükleme probleminiz varsa ince taneli zeminde en kritik durum şelf stabilitesi açısından direnaçsız koşullardır. Kazı probleminiz varsa en kritik durum CD tam direnajlı koşullardır. O parametrelerle şelf stabilitesi analizinin yapılması lazım. HLAN sorabilirsiniz, onun üzerinde duracağız. Ama şunu söyleyeyim, HLAN'larda da önemli olan uzun dönem duraylılık, yine direnajlı parametrelere dikkat etmek gerekiyor. Şimdi biraz daha hani dairesel yenilme düzlemleriyle ilgili konuşacağız dedik ya, veya dairesele yakın. Biraz daha komplike bir vakaya bakalım. Hani kayan bir bloktan bir adım öteye geçelim. Fi sıfır yöntemi, yani toplam gerilme analizi. Ne demek? Suya doygun bir kilde yükleme yaptık. Aşırı boşluk suyu basıncı oluştu. Ben bu boşluk suyu basıncı direne olmamış haldeki direnaçsız kohezyonu kullanarak, fi'yi sıfır kabul ederek analiz yapabilir miyim? Yapabilirim. Neden? Bakın şöyle bir dairesel yenilme düzlemi varsayalım. Bunun ağırlık merkezinden geçen bir ağırlığı var. W ile gösterelim. Ve bir kayma direnci var. Kayma direnci tau neye eşit? Cu'ya eşit. Fi sıfır olduğu için tanjant sıfır sıfır. Sadece direnaçsız kohezyona veya direnaçsız kayma dayanımına eşit. Bakın bunun mekaniği çok basit. Formüllerine girmeyeceğim ama ağırlık kayma dairesinin merkezine O diyelim. Ağırlığın O etrafında oluşturduğu bir dönme momenti var. Ağırlıkla şu X mesafesini çarparsanız bir döndürmeye çalışan, yani döndürerek kaydırmaya çalışan bir moment var. Buna karşı direnen momentler var. Direnen moment de direnaçsız kayma dayanımını toplam şu yayın uzunluğuyla çarparsak, alanla çarparsak, gerilmeyi kuvvete çevirsek T kuvvetine, bu T kuvvetinin de O noktası etrafında momentini alırsak, yani R ile çarparsak, bu da direnen moment. Güvenlik katsayısı o zaman çok kolay. Bakın
direnen moment Cu çarpı L yayın uzunluğu çarpı R bölü ağırlık çarpı X bize güvenlik katsayısını verecek. Şimdi problem şurada başlıyor. Bu kolay, bakın çok kolay ve oldukça da doğru, matematiksel olarak doğru bir yöntem. Ama zeminin fi'si de varsa ne yapacağız? Mesela drenajlı parametrelerle çözüm yaptığımızı düşünelim. C üssü ve fi üssüyü kullandığımızı düşünelim. Kayma dayanımı sadece Cu'ya eşit olmayacak. Bu durumda kayma dayanımı ne olacak? C artı Mor Coulomb yenilme kriteri cinsinden konuşuyorum. Efektif gerilme çarpı tanjant fi olacak. E şimdi efektif gerilme her yerde değişik. Şurada daha küçük, ortasında daha yüksek. Efektif normal gerilme bu kayma düzlemine dik yönde etki eden gerilme. Bakın, kayma düzleminin derinliği arttıkça efektif gerilme de artacak. O zaman bakın şu yay boyunca, kayma düzlemi boyunca kayma dayanımı sabit değil, değişken. Azdı, arttı, 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 azaldı, azaldı, azaldı. Yani bakın işimiz zorlaşıyor. Ne yapıyoruz o zaman? Ya diyoruz ki madem kayma dayanımı değişken bu yay üzerinde, ben bunu kayma dayanımının sabit olduğunu varsaydığım küçük parçalara böleyim, dilimlere böleyim diyoruz. İşte limit denge analizinin temelini bu dilimler yöntemi oluşturuyor. Neden dilimlere bölmek zorundayız? Çünkü zeminin hem C'si hem Fi'si varsa efektif normal gerilme değiştikçe dayanım değişeceği için bu kayma yayı veya eğrisel kayma düzlemi boyunca dayanım sabit olmadığı için böylesine basit moment alarak güvenlik katsayısını hesaplayamıyoruz. Şimdi bir diğer model var, sonsuz şev yöntemi. Bunun detayına hiç girmeyeceğim ama bu aslında bizim hani ilk başta çizdiğimiz eğik düzlem probleminin aynısı. Sadece yeraltı suyu seviyesi de dikkate alınmış. Nerede geçerli olduğunu söyleyeyim bu modelin. Eğer kayma düzlemi çok uzun, kayma derinliği düşükse, özellikle mesela şeylerde bunu affedersiniz. Özellikle işte ayrışmış bir kaya kütlesi düşünün. Zemin haline gelmiş bir tabaka var. İşte topografyaya paralel bir ayrışma düzlemi var. Bunun altında sağlam birim var. Üstünde ayrışmış birim var. Kayma düzleminin uzunluğu çok geniş, kayma derinliğine oranla bunu bir düzleme indirgeyebiliyorsam sonsuz şev modeli de çok kolay bir şekilde çözülebiliyor. Bakın bunda da rastgele bir dilime ayırıyorum. Ancak şöyle bir kolaylığı var bunun. Bu dilimlere etki eden kuvvetler sonsuza gittiği için ve kayma düzleminin geometrisinin değişmediğini varsaydığım için bu dilimlerin yanındaki kuvvetler, gerilmeler birbirini götürüyor. Birbirine zıt yönde ve aynı büyüklükte olduğu için. Dolayısıyla yani bunu kayan blok gibi düşünüp güvenlik katsayısını hesaplayabiliyorum. Dediğim gibi eşitliklerin tekrar detayına girmeyeceğim. Yani sonsuz şev modeli kolay elle çözülebiliyor. Fi sıfırken moment alarak çözebiliyorum. Ama dairesele yakın böyle bir eğrisel yönün yenilme düzlemi varsa ve hem kohezyonu hem sürtünme açısı varsa dilimlere bölmek zorundayım limit denge analizinde. Şimdi problem dilimlere böldüğüm anda başlıyor. Neden başlıyor? Yine çok teorik detayına girmeyeceğim. Siz kayan bir düzlemi sonlu sayıda dilime böldüğünüz anda bu dilime etki eden kuvvetlere biraz daha yakından bakalım. Şimdi bir ağırlık var. Doğru, bu her zaman için var. Dilimin ağırlığı var. Dilim tabanında oluşan, dilim tabanına paralel ve normal kuvvetler var. İşte boşluk suyu basıncı olabilir, deprem kuvveti olabilir falan filan. Şimdilik bunları yok varsayalım. Ama burası sonlu bir ortam olduğu için, bu dilimler de hayali dilimler olduğu için, bu dilimlerin sınırında etki eden kuvvetler var. Bakın bileşkelerini çizelim. Sonsuz şev modelinde de vardı bu kuvvetler ama birbirini götürüyordu. Birbirine eşit ve zıt yönlüydü. Fakat dairesel veya sonlu bir şevse eğer bu kuvvetler birbirine eşit ve zıt yönlü olmayacaktır. Maalesef statik denge denklemleriyle ve yani kuvvetler iki tane kuvvet denklemi her bir dilim için bir tane moment denklemimiz var. Statik denge denklemleriyle çözemeyeceğimiz kadar çok bilinmeyen sayısı var. Bu nedenle statik açısından baktığımızda bu hiperstatik bir sistem.
Yani sadece statik denge denklemleriyle çözemiyoruz bu limit denge analizini. O zaman ne yapmamız gerekiyor? Bu dilimler arası kuvvetlere ilişkin varsayımlar yapmamız gerekiyor. Yani bir varsayım yapacağız, bilinmeyenlerin sayısını azaltacağız ki statik denge denklemleriyle çözebilelim. Bir kez daha söyleyeyim, limit denge yöntemi işte statik kuvvetler denkliğini kullanıyor. Şimdi mesela en basiti İsveç dilimler yöntemi veya Felenius yöntemi diye de geçer. Bu dilimler arası kuvvetleri birbirine eşit ve zıt yönlüdür. Bunlar hiç yoktur, birbirini götürür diyor. Dolayısıyla aynı sonsuz şey modelinde olduğu gibi dikkate almıyor. Moment denkliğini kullanıyor. Bir güvenlik katsayısı hesaplıyor ve dilimler arası kuvvetleri ihmal ettiği için hesaplanan güvenlik katsayısı gerçek değerin %50'sine kadar düşük olabiliyor. Yani şey diyebilirsiniz, ya ne güzel güvenli sonuç veriyormuş diyebilirsiniz. Ama biz şev stabilitesinde 1,5 güvenlik katsayısıyla kalıcı şevlerde çoğunlukla çalışıyoruz. Yani 1,5 olan bir şevde %50 hata bunu 1 seviyesine düşürür. Güvensiz bir sınıra gelmiş oluruz. Dolayısıyla şev stabilitesinde %50 matematiksel olarak kabul edemeyeceğimiz bir hata. O zaman ne yapabiliriz? Daha komplike yöntemler var. Ben bunların çok detayına girmeyeceğim ama önemli olanları söyleyeceğim. Mesela Bishop yöntemi var. Çok kullandığımız basitleştirilmiş Bishop yöntemi. Ne yapıyor onu söyleyeyim. Dilimler arası kuvvetleri sadece yatay varsayıyor. Düşey bileşenlerini birbirine eşit ve zıt yönlüdür diye aslında doğru olmayan bir kabul yapıyor. Dilimler arası kuvvetleri yatay varsayıp moment denkliğini kullanıyor sadece. Hani phi sıfır analizinde moment denkliği yapmıştık ya, güvenlik katsayısını hesaplamıştık. Dolayısıyla şöyle bakalım. Bishop yöntemi dairesel kayma düzlemleri moment güvenlik katsayısını, moment denkliğini sağlıyor. Dilimler arası kuvvetleri yatay kabul ediyor derseniz Bishop yöntemini elde etmiş oluyorsunuz. Bishop yönteminin formülü var mı? Sunumda bir bakayım. Ama formülü yoksa bile zaten formülle çok önemli değil bizim için, uğraşmayacağız. Ama formülü şöyle. Formülün sol tarafında bir güvenlik katsayısı var. Sağ tarafında da bir güvenlik katsayısı var. Payda tarafında. Dolayısıyla güvenlik katsayısı eşitliğin bir tarafında yalnız bırakılamıyor Bishop yönteminde. Dolayısıyla ne yapmak gerekiyor? İterasyon yapmak gerekiyor. Yani diyoruz ki bir güvenlik katsayısını 1.2 kabul edeyim. Koyuyoruz güvenlik katsayısını. Sağ taraf sol tarafı eşit çıkmıyor. Hadi 1.3 yapalım. Bir daha deniyoruz. Ta ki birbirini takip eden son iki iterasyondaki güvenlik katsayısı değeri sizin verdiğiniz limit bir tolerans değerin altına düşene kadar iteratif bir çözüm yöntemi yapıyoruz. Bu açıdan baktığımızda mesela şeyden çok farklı. Sonsuz şey modelinde tık diye hesaplayabiliyorduk. Bunda öyle bir şey yok. Bir de bunu dilimler her birisi için hani toplam yapmamız gerekiyor. Toplam bu kuvvetleri dikkate almamız gerekiyor. Bakın ne kadar zor olduğunu hemen bir Bishop yönteminin hesabını gördük. Bir de şöyle bir sıkıntımız daha var, onu da söyleyeyim. Hani bu düzlemi seçtik, bunun güvenlik katsayısını hesapladık iterasyon yaparak. Ya bu kritik düzlem değilse, şöyle bir daire daha kritikse, attım kafadan. Dolayısıyla bakın şev stabilitesi aslında aynı zamanda bir optimizasyon problemi. Ne demek optimizasyon problemi? En düşük güvenlik katsayısını veren göçme mekanizmasını bulmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla çeşitli algoritmalar, yöntemler var. Çok kısa bahsedeceğim onlardan. Dolayısıyla benim burada binlerce olası göçme düzlemini çözmem lazım ki en küçük olan hangisi onu tespit edeyim. Dolayısıyla bunun bir insanın elle çözebilmesi mümkün değil. Şimdi buradaki tabloda hesap makinesiyle yapılabilir deniliyor. Evet, tek bir daire için hesap makinesiyle yaparsınız. Ama her bir daireyi 30 dilime böldüğümüzü düşünelim. Ve 1000 tane daire için hesap yaptığımızı düşünelim. O zaman elle çözülemeyeceği ortaya çıkar. Sonra Yambu yönteminden biraz bahsedeyim. Yambu yöntemi Bishop yöntemine çok benziyor. Düşey yöntem, düşey kuvvetleri ihmal ediyor. Sadece yatay kuvvetleri alıyor. Ama moment yerine, moment denge şartını sağlamak yerine dilim tabanına paralel yöndeki kuvvetlerin dengesine bakıyor. Dolayısıyla basitleştirilmiş Yambu'ya bakalım. Kuvvet denkliğini sağlıyor.
yatay yöndeki şeylere bakıyor. Özür dilerim, dilimler arası kuvveti yatay varsayıyor. Şimdi burada çok güzel bir grafik göstereceğim size. Bu Fredlund ve Krahn'ın klasik çalışması 1977. Şev stabilitesi için çok önemli limit denge yöntemlerini kıyasladıkları bir yayındır bu. Şimdi şurada x ekseninde side force angle dediğimiz theta açısını görüyoruz. Nedir bu açı? Aslında şu bileşke kuvvetin yatayla yaptığı açı theta. Şimdi Bishop ve Yambu'da theta'yı ne kabul ediyoruz? Sıfır kabul ediyoruz. Yani moment, bakın şu grafik FM yazıyor. Moment denkliği sağlanarak elde edilen güvenlik katsayısı demek. Theta'nın sıfır olması demek, bakın bu Bishop yönteminin verdiği güvenlik katsayısı demek. 1.039. Dikkatinizi çekerim. Bishop theta'yı sıfır kabul ediyor ama gerçek theta diyelim ki 22.5. Dilimler arasındaki kuvvetlerin bileşke açısı. Bakın ne kadar hata yapıyoruz. Gerçek, yani matematiksel olarak daha doğru güvenlik katsayısı 1.065. Ama Bishop yöntemi ne buluyor? Bu örnek üzerinden gidelim. 1.039. Aslına bakarsanız hata çok fazla değil. O nedenle mesela bizim karayollarında dairesel olan göçme düzlemleri için Bishop yönteminin kullanılmasını önerir. Ha, hata yapar Bishop yöntemi ama çok da değil, bakın hata. Yambu'ya bakalım diğer tarafta. Yambu neydi? Kuvvetler denkliğini sağlayan güvenlik katsayısıyla çalışıyordu. Theta'yı yine sıfır alıyordu. Bakın 0.939. Şimdi Yambu'nun yani kuvvetler denkliğindeki güvenlik katsayısının theta'yla çok hızlı arttığını görüyoruz bakın. Gerçek değer ne? 1.065. Bishop 1.039 buluyor. Yambu çok düşük buluyor. Olay bu nedenle şu tabloda şöyle bir laf var. Basitleştirilmiş Yambu'da bir düzeltme faktörü var. Yambu'nun bir düzeltme faktörü var bu hatayı düzeltmek için. Şimdi bizim karayolları yine tam dairesel olmayan yenilme düzlemleri için Yambu yöntemini öneriyor ama çok da doğru olmadığını söyleyebilirim. Şimdi dairesel'den kastım şu, tam bir daire parçasıyla ifade ediyorsunuz. Ama demiştik ki mesela dairesel başlayıp düzlemsel devam edebilir. O zaman bu tam dairesel değilse bunun Bishop'ı kullanmamak gerekiyor. Çünkü nereye göre moment alacaksınız? Hata yapma olasılığınız artıyor Bishop yönteminde. Şimdi daha komplike yöntemler var. İki tanesinden kısaca bahsedeceğim. Spencer ve Morgenstern Price. Şimdi Spencer'ın yaptığı şey şu. Spencer diyor ki ya bu theta'yı bilmiyorum ama sabit kabul edeyim. Yani birinci dilimde de sonuncu dilimde de theta hep aynı olsun. Ama aslında aynı değil. Onu biliyoruz. Theta değişken. Yani şuralarda birinci ve sonuncu dilimlerde daha düşük ama ortadaki dilimde daha yüksek olması lazım açının. Dolayısıyla Spencer theta'yı sabit kabul ediyor. Peki theta'yı nasıl buluyor diyebilirsiniz. İki tane eşitlik kullanıyor. Bir şu eşitlik, yani moment eşitliği. Yine her iki tarafında güvenlik katsayısı var. Buna benzer bir kuvvet eşitliği var. Onun da her iki tarafında güvenlik katsayısı var. Peki Spencer ne yapıyor? Theta'yı iterasyona sokuyor. Theta'yı değiştirerek bu iki eşitlikten elde edilen, iç içe bakın kaç tane iterasyon var. Bu iki eşitlikten elde edilen güvenlik katsayısını birbirine yakınsıyor. Tolerans limitleri içerisinde düştüğü zaman diyor ki hem güvenlik katsayısı, kuvvet hem moment birbirine eşit oldu. Doğru theta budur, doğru güvenlik katsayısı da budur diyor. Bakın Fredlund ve Krahn'ın çalışmasında gösterelim. İşte Spencer'ın güvenlik katsayısı burada. Bakın theta'yı değiştiriyor. FM ve FF aynı güvenlik katsayısını veren theta'yı elde ediyor. Matematiksel olarak daha doğru. Spencer yöntemini FHWA, yani Amerika'nın Karayolları Kuruluşu öneriyor. Hem düzlemsel, yani daha doğrusu düzlemsel demeyelim de hem tam dairesel olmayan hem de dairesel olan yenilme şeyleri için, mekanizmaları için Spencer'ı kullanabilirsiniz diyor. Bishop'tan da Yambu'dan da daha matematiksel olarak doğru olduğu için. Bunun bir üstü var. Spencer yönteminin bir üstü de Morgenstern Price. Morgenstern Price da diyor ki theta sabit değil, doğru ama onu ben bir fonksiyonla tanımlayayım. Theta'nın değişim fonksiyonları var. En yaygın kullanımı şudur. Yarım sinüs fonksiyonu. Yani bir fonksiyon tanımlı ama
bu fonksiyonun bir katsayısı var, lambda diye. Bu defa lambdayı iterasyonla buluyor ve Spencer'dan matematiksel olarak daha doğru. Ama şöyle söyleyeyim, onda da iterasyon problemleri vesaire çıktığı için FHWA mesela Morgenstern Price'ı çok önermiyor. Çünkü aradaki fark artık binde birlere falan düşmüş oluyor Spencer'da. Özetle, yani buradan özetle şunu söyleyebiliriz, bu çok önemli. Eğer dairesel bir göçme mekanizması tarıyorsanız Bishop dilimler yöntemini kullanabilirsiniz. Çok fazla hata yapmıyor. Dairesel olmayan bir göçme mekanizması arıyorsanız yan büyü kullanabilirsiniz ama düzeltme faktörü uygulamanız lazım. Ama Spencer'ı kullanırsanız her şekilde içiniz rahat edebilir. Çünkü hem kuvvetler hem de moment denkliğini sağlayacak. Tabii bakın, Spencer ve Morgenstern Price'ın hesap makinesiyle yapılabilmesi mümkün değil. Şimdi bu arkadaşlar, şöyle söyleyeyim. Binlerce, on binlerce daire taradığınızda o kadar zor ki bunları çözmek zaman açısından. Bilgisayarlar bu kadar gelişmemişken niye karayolları Bishop ve Yambu'yu söylüyor? Çünkü zayıf bilgisayarla bile hızlı çözüm yapılabiliyor bunlarda. Ama işte 10 yıl öncenin, 20 yıl öncenin, 90'ların bilgisayarlarında Spencer'la Morgenstern Price'la 10 bin tane daire taramak, göçme mekanizması taramak herhalde çok 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 uzun zaman alırdı. Ama günümüzde böyle bir şey kalmadığı için iki boyutlu analizlerde rahatlıkla Spencer'ı kullanabilirsiniz. Şimdi diğer bir husus, tansiyon çatlağının etkisi. Hani bundan bahsedeceğiz demiştik. Tansiyon çatlağının şöyle bir etkisi var. Birinci etkisi şu: kayma düzlemi tansiyon çatlağında kesiliyor. Bakın, bu dik bir düzlem olduğu için burada kesme dayanımı yok. Adı üzerinde tansiyon çekme demek. Çekme gerilmesi altında oluştuğu için, ki heyelanların başlangıcının da işareti oluyor genellikle. Burada düzlem koptuğu için bu artık tam bir dairesel düzlem değil. Şurada keseceğiz ve bu kısımdaki zeminin kesme dayanımını dikkate almamamız gerekiyor. Bu ilk etkisi. İkinci etkisi şu: tansiyon çatlakları yüzey, yağış, yağmur vesaire gibi etkilerle suya doygun hale geldiği zaman bir de bir hidrostatik basınç, yani bu kaymaya çalışan kütleye bir de ilave basınç uyguluyor. Üçüncü bir etkisi daha var. Çok sayıda tansiyon çatlağı varsa boşluk suyu basıncının hızla artmasına, yani kütlenin hidrolik iletkenliğinin artmasına, suya daha kolay doygun hale gelmesine de katkıda bulunuyor. Dolayısıyla eğer bir tansiyon çatlağı varsa, limit denge analizi yapıyorsanız, geometride tansiyon çatlaklarının da muhakkak tanımlanması gerekiyor. Ben bugünkü sunumda herhangi bir bilgisayar programı anlatmayacağım. Bazılarından bahsedeceğim, isim vereceğiz ama bu bahsettiğimiz yöntemler hepsinde ortak. Şimdi gelelim bir başka şeye. Dedik ya, CD ve UU parametreler var. Yani aslında direnajlı ve direnajsız kayma dayanım parametreleri var. Direnajsızı hangi durumda kullanıyoruz? Suya doygun ince taneli bir zeminde hızlı bir yükleme yaptıysak, dolgu yaptıysak, bina yaptıysak vesaire, veya deprem olduğu zaman, yani boşluk suyu basıncı gelişiyor ve direne olamadığı durumlarda kullanıyoruz. Ama özellikle heyelan çalışmaları için CD parametreler, yani direnajlı kayma dayanımı kullanılmalı demiştik. Şimdi bu grafiğe geri döndüm, bir şey açıklamak istiyorum. Şöyle, direkt kesme kutusu deneyini hayal edelim. Şimdi ben önce normal gerilmeyi uyguladım. Konsolide ettim. Deneye başlamadan önce bir gün bekledim. İşte zemin örneğinin içerisindeki aşırı boşluk suyu basıncı sönümlendi. Konsolide oldu yani. Sonra keserken çok yavaş kesiyorum. Ve o kadar yavaş kesiyorum ki permeabilite çok düşük olmasına rağmen direne oluyor yine. Yani CD deneyi yapıyorum. Bakın, CD deneyin şöyle bir kesme dayanımı deformasyon grafiği oluyor genellikle killi zeminlerde. Şimdi önce deformasyon artıyor, pik dayanıma ulaşıyor. Şimdi bu pik dayanımları birleştirirsek eğer, biz Mohr-Coulomb doğrusu üzerinde C üssü fi üssüyü buluyoruz. Ama pik dayanımlar cinsinden buluyoruz maksimum dayanımları.
Fakat kesmeye devam edersek düşmeye başlıyor dayanım. Bakın şu kavram çok önemli. Yumuşamış kesme dayanımı var. Fully softened. Bu aslında kritik durumu işaret ediyor zemin mekaniğinde. Kritik durum zemin mekaniği diye bir kavram var. Yani zeminlerin şöyle bir davranışı var. Taneli tüm zeminlerin, kum ve kil zeminlerin. Kesme anında dedim ya, mesela eğer taneler gevşekse, birbirinden uzaksa, kesme anında hacim azalmaya çalışıyor. Ama taneler çok sıkı paketlenmişse, sıkı bir zemin ise bu sefer kesme anında hacim artışı eğilimi oluyor. Şimdi şu grafiğe bakalım. Bu zemin önce hacmi azalıyor. Bakın şuraya kadar. Yani doruk dayanıma ulaştığı anda hacmi azalıyor, azalıyor. Sabit bir değere geliyor hacim. Yani başlangıçta gevşekti diyelim. Kestim, hacmi bir miktar azaldı. Ama kestikçe taneler sıkı bir pozisyona kenetlendi. Böyle hayal edelim. Daha fazla kesmeye devam edersem ne oluyor? Hacim artışı eğilimine başlıyor. Hacmin sabit hale geldiği an kesme aşamasında kritik durum olarak isimlendiriliyor. Bu durumdaki kesme dayanımlarına, yumuşamış kesme dayanımı, İngilizce'de fully softened deniliyor. Eğer bu değerleri alıp bu değerlerle CIF'yi belirlerseniz şöyle bir grafik elde ediyoruz. Buna da S harfiyle gösterelim. Yani kritik durumdaki C ve F değeri olsun. Ancak özellikle kil tane, bakın burada kil derken mineralli kastediyorum. Kil mineralleri, yani levhamsı kil minerallerinin oranı arttıkça, siz kesmeye devam ettikçe yavaş kesiyoruz yine. Bu sefer bu kil mineralleri birbirine paralel hale gelmeye başlıyor. Yani o kesme düzlemi üzerinde taneler birbirine paralel hale geliyor. Paralel hale geldikçe de dayanım düşmeye devam ediyor. Ve en sonunda sabit bir dayanıma ulaşıyoruz. Ama çok yüksek bir deformasyondan sonra buna rezidüel dayanım deniliyor. Yani şimdi bize laboratuvardan sonuç geliyor. Bunu neden çizdim? Ya şöyle bir grafik var. Durmuş deney şurada. Buna rezidüel diyor. Bunun rezidüel olduğundan emin olamayız. Neden emin olamayız? Çünkü bu 6 santime 6 santimlik bir kare. Yanlış hatırlamıyorsam 15 milim veya 20 milim civarında maksimum bir kesme şeyi var, kapasitesi var. Burada siz bıraktığınızda daha hala rezidüele ulaşmamış olabilir. Bu belki yumuşamış, yani kritik durum dayanımı olabilir. Yani rezidüel dayanım farklı. Hacim sabit halde kaymaya devam ederken kil tanelerinin birbirine paralel hale gelmesi durumu. Şimdi bunun önlemek için çeşitli deney yöntemleri var. Mesela en önemlisi ring shear test, halka deneyi. Türkiye'de bildiğim kadarıyla Boğaziçi'nde varmış bir tane böyle simit şeklinde bir zemin örneği. Yine konsolide ediyoruz, drenajı kesiyoruz. Ama 360 derece döndürdüğünüz için hep aynı düzlem üzerinde kesmeye, makaslanmaya devam ediliyor. Bu rezidüel dayanımı bulmak için aslında en ideal deney bu. Bir başka deney türü tekrarlı, yani geri kesme şeklinde yapılabilir. Fakat bunda şuna çok dikkat etmek lazım. Bakın CD deney yapıyoruz. Yani bir örnek altında bunu kesmemiz bir gün falan sürüyor. Siz eğer bunu geri çekecekseniz aynı hızda geri çekmeniz lazım. Eğer daha hızlı geri çekerseniz o drenaj koşulları falan filan her şey karışır. Aşırı boşluk suyu basıncı gelişir tekrar zemin örneğin içerisinde. Dolayısıyla tekrarlı kesme deneyi yapılabilir ama çok dikkatli olmak lazım. Evet, yani kumlu zeminleri de söyleyelim. Ama permeabilite hidrolik iletkenlik yüksekse bu sefer drenajsız koşullardan bahsedemeyiz. Çünkü hidrolik iletkenlik çok yüksek olduğu için siz dolguyu ne kadar hızlı yaparsanız yapın, kazıyı ne kadar hızlı yaparsanız yapın, boşluk suyu basıncı anında oluşup sönümlenecek. Bu nedenle kohezyonsuz zeminlerde her zaman için efektif kayma direnci parametresi kullanılıyor. Fi üssü kullanıyoruz. Zaten bir kum zeminde de UU deneyi yapmanın bu açıdan baktığınızda hiçbir anlamı yok. Yapabilirsiniz, evet, laboratuvarda isterseniz doygun hale getirirsiniz, isterseniz yaparsınız ama çok fazla, yani şev stabilitesi açısından bir anlamı olmaz. Güvenlik katsayısından biraz bahsedelim. Yani genellikle biz şöyle algılıyoruz. Kalıcı şeylerde, statik koşullarda 1,5, geçici şevlerde, maden şevlerinde genellikle 1,3 kabul ediliyor.
ama çeşitli öneriler var. Yani çok da bunun detayına girmek istemiyorum. Bu tamamen belirsizlikle alakalı bir durum. Evet, şimdi şunlara geçeyim, sonra geri döneceğim. Şimdi şöyle bir durum ortaya çıkıyor. CD deneyleri pratikte biz kolay kolay yaptıramıyoruz. Hele ki CD 3 eksenli deney özel laboratuvarlarda çok zor. Yani çünkü çok uzun sürüyor deney ve çoğunda şey yok. Boşluk suyu basıncı ölçebilecek falan böyle o düzenekte bir 3 eksenli deneyi yok. Ama bir kısmında direkt kesme kutusu var. CD deney yapabiliyoruz. CD deney yapsak bile rezidüel dayanımı bulmak biraz zor. O yüzden literatürde bunlara ilişkin bir takım şeyler var. Biraz onlardan göstermek istiyorum. Görgül yaklaşımlar var, ampirik yaklaşımlar var. Mesela kohezyonlu, killi bir zemininiz var. Şöyle söyleyelim. Normal konsolide kil ise yine tablet çalıştı. Yani NC kil, bunu daha önceki sunumlarda anlatmıştım. Normal konsolde bir kil de C genellikle sıfır kabul ediliyor. Sıfıra çok yakın oluyor. Efektif gerilme çarpı tanjant fi. Bu çok kafa karıştırıcı bir şey. Ya normal konsolde kil şeyi yok, kohezyonu yok. Hani kohezyonluydu bunlar diyebilirsiniz. İşte o kohezyon tamamen boşluk suyu basıncından kaynaklanan bir kavram. Direnaçsız durumdaki. Ama aşırı konsolde killerde, buna da OC diyelim. Evet, bir kohezyonumuz var. Efektif kohezyonumuz var. O nedenle çoğunlukla literatürdeki görgül ilişkilere bakarsanız killi zeminlerin fi üssünü verir genellikle. Ve bunu bakın plastiste indisine karşılık yapmış. Bu Terzaghi Peck'in en son kitabında da var. Yani Terzaghi Peck ve Messi'nin yazdığı kitap. Tabii Terzaghi ve Peck hayatta değiller ama Messi güncelledi o kitabı, tekrar yayınlandı. Bu grafik oradan alınma. Bakın plastiste indisine bakarak efektif kayma açısını kilin bulabiliyorsunuz. Yani fi üssü değerini bulabiliyorsunuz. Peki bu hangisi? Peak durumdaki. Bunu hiç unutmayalım. Fi peak. Peki ya biraz karışık hazırlamışım. Çok özür dilerim. Diğer şeylerim vardı. Ben onları da eklemiştim ama. Bu sunuma koymamışım ama bir başka sunumu sizle hemen paylaşayım. Evet, şunu bir paylaşacağım. Ekran paylaşımı aktif mi? Aktif olması lazım hocam. Evet, şu anda görüyoruz. Tamam, çok teşekkür ederim. Şu an geldi, evet. Ya ben atlamışım bunları koymayı ama şöyle, buradan da şunu göstereyim. Bakın mesela bu da bir yine ampirik bir yaklaşım. X ekseninde likit limit var, ince taneli bir kilim. Y ekseninde sekant rezidüel sürtünme açısını görüyoruz. Yani bu artık o kil tanelerinin paralel hale geldiği. Dikkat ederseniz likit limit arttıkça sürtünme açısı düşüyor. Hem likit limite bağlı düşüyor hem de şurada clay fraction var. Yani 5 mikrondan küçük tanelerin yüzdesine baktığımızda likit limitin artması demek Montmorillonit grubu killerin arttığını gösteriyor bize.
kir tane yüzdesi de arttıkça bakın bu sürtünme açısı düşüyor. Yine kohezyon sıfır, rezidüel durumda kil olmasına rağmen. Kohezyon sıfır, sürtünme açısı da böyle 5-6 derecelere kadar çok uç durumlarda düşebiliyor. Çok dikkat etmek lazım. Bunları laboratuvarda belirlemek zor olduğu için söylüyorum. Bir başka yine görgül eşitlik, bu da dikkat edin bakın second fully softened, bunlar literatürde bulabilirsiniz. Burada da likit limit arttıkça azalıyor ama burada işte 15 derecelere 12 derecelere falan düşüyor. Bu rezidüel değil çünkü. Yani hacmin sabit hale geldiği andaki dayanım, CD dayanımı diyebiliriz. Bunların hepsinde kohezyon sıfır. Şimdi ben yine diğer paylaşımı yapacağım. Tekrar kusura bakmayın şey için. Şimdi şunu sorabilirsiniz. Peki aşırı konsolide killerde kohezyon ne alacağız? Çok kabaca söyleyeyim ya, çok doğru bir yaklaşım olmadığını biliyorum %100 ama direnaçsız kohezyonun 10'da 1'i, 15'te 1'i mertebesinde bir değer alınıyor. Yani UU deney yaptığınız kohezyonu elde ettiniz. Bunun 10'da 1'ini aşırı konsolide killer için direnajlı kohezyon C üssü gibi kabul edebilirsiniz ama pik durumdaki diyelim. Şimdi şöyle bir toparlama yapalım. Hangi parametreleri kullanacağız? Deprem yönetmeliğine bakarak da oradan size bazı şeyler söyleyeceğim. Şimdi bir kere şunu söylüyor. Diyor ki deprem etkisinde şev duraylılık analizlerinde yeni deprem yönetmeliğine geçtik. Zemin özellikleri üzerinde dayanım katsayıları kohezyon ve sürtünme direnci için İşte kısmi katsayılan mobilize dayanım vesaire uygulanır diyor. Bakın şurada bir bende var. Deprem durumunda şevlerin duraylılığı killi zeminlerde direnaçsız kayma mukavemeti kullanılarak toplam gerilme analizi ile hesaplanacaktır. Yani en kritik durum nerede toplam gerilme analiziydi? Bir hızlı dolgu yaptınız, hızlı yükleme yaptınız. Suya doygun ince taneli killi bir zemininiz var. Güvenlik katsayısının en düşük olduğu an toplam gerilme direnaçsız koşullar olduğu için orada onu kullanıyoruz. Deprem durumunda da aynı. Yani killi bir zeminse deprem sırasında direnaj olamayacağı için toplam gerilme analizi kullanılır diyor. Kumlu zeminlerde ise efektif gerilme analiziyle hesaplanacaktır diyor. Yani kumlu kohezyonsuz olduğu için C'yi sıfır kabul edeceğiz. Kumun sürtünme açısını kullanacağız veya kohezyonsuz zemin. Fakat şöyle gelelim, bakın buradaki madde önemli. Depremlerde yeniden tetiklenme riski olan eski heyelan bölgelerinde zemin mukavemet parametreleri olarak büyük şekil değiştirmelere karşılık gelen değerler kullanılmalıdır. Neyi kastediyor? Rezidüel veya tamamen yumuşamış, yani kritik durumdaki. Artık çok fazla yer değiştirme olmuş, makaslama olmuş bir kütle ise eğer, bunun zaten dayanımı rezidüele düştüyse, yaklaştıysa, deprem sırasında da onu kullanın diyor. Dolayısıyla bunu da kullanarak şöyle bir özetleme yapalım. Dolgu yapıyorum ince taneli zemin üzerinde. Dolgunun stabilitesi için kilin direnaçsız koşullarını dikkate alacağım. Bir kazı problemim var. İnce taneli suya doygun kilde kazı yapıyorum. En kritik dönem uzun dönem CD parametrelerle yeraltı suyunu modelleyerek efektif gerilme analizi yapacağım. Eğer heyelanım varsa uzun süre ya aktif kalmış, yer değiştirme yapmış, o zaman dayanımı düşeceği için, rezidüele yaklaşacağı için rezidüel veya tamamen yumuşamış parametreleri kullanmak gerekiyor. Yine bu seminer çok kısa olduğu için çok detaylarına giremiyorum. Elinizde bir heyelan varsa işte geriye dönük analizler yapma şansınız var. Yani doğanın kendisi aslında en büyük bir laboratuvar. Kayma mekanizmasını, geometrisini çözebiliyorsanız diğer koşulları, yeraltı suyu vesaire gibi diğer koşulları da elde edebiliyorsanız bu heyelanın geriye dönük çözümünü yaparak en doğru parametreleri elde edebilirsiniz. Onu da söyleyeyim. Şuna da hızlıca bir bakalım. Kumlu zeminlerde de C'yi sıfır alacağız, Fi'yi alacağız dedik. Fi'yi nereden tahmin edebiliriz? Yani şöyle şeyler görüyorum, bunlar doğru değil. Kumdan SPT numunesinin içerisinden örnek alınmış, direkt kesme deneyi yapılmış, hiçbir anlamı yok. Neden anlamı yok? Yerindeki sıkılığa sıkıştırmanız lazım.
direkt kesme kutusu içerisinde. Yani relatif sıkılığın tutması lazım. E şimdi kum yerinde çok sıkı. Ben örneği aldım. Hangi sıkılıkta yerleştireceğim? Çok düşük de çıkabilir, çok yüksek de çıkabilir sürtünme açısı. Yerindeki sıkılıkta deney yapıyorsanız ona hiç itirazım yok. Ama çoğunlukla öyle yapılmadığını maalesef görüyoruz. O yüzden arazi deneylerinden faydalanabilirsiniz. SPT'den, CPT'den, kohezyonsuz zeminlerin sürtünme açısını tahmin edebilirsiniz. Peki kaya kütlesi ise ne yapacağız? Hooke-Brown yöntemini kullanacağız. Hooke-Brown yönteminin detayına girmeye vaktimiz yok seminer sırasında. Ben atladığım bir şey var mı diye bakıyorum. Hooke-Brown yöntemi eğrisel bir yenilme kriteri. İleride belki Temmuz ayı içerisinde bir kaya şev stabilitesi semineri düzenleyebiliriz. Onu da daha üzerinde detaylı dururuz. O eğrisel bir yenilme kriteri ama dediğim gibi hangi durumlarda kullanılması lazım bunun? Belirgin süreksizlikler tarafından kontrol edilen yenilmeler değil de çok sayıda süreksizliğin gelişi güzel birbirini kesip bloklu bir kaya kütlesi oluşturduğunda oluşan malzemenin kütlesel yenilme kriterini elde etmek. İşte GSI gibi, jeolojik dayanım indisi gibi indislerin yardımıyla belirlenen eğrisel bir kayma dayanımı eşitliği. Eğrisel olduğu için de tek bir C'si, tek bir Fi'si yok. C'si ve Fi'si normal gerilme seviyesine bağlı olarak sürekli değişiyor. Yani her bir dilim için anlık C'yi, Fi'yi kullanmak gerekiyor. Eğrisel zarf olduğu için. Limit denge analizinde de çözüm yöntemi hızla uzuyor. Bu nedenle Hooke-Brown yöntemi kullanırsınız. Şimdi diğer yöntemlerden birazcık bahsedelim. Limit denge analizini sanıyorum 3 aşağı 5 yukarı toparladık. Kinematik analizden bahsettik. Nümerik analizler nedir? Sonlu elemanlar yani sürekli ortamlar için sonlu elemanlar ve süreksiz ortamlar için yani kaya kütleleri için ayrık elemanlar yöntemleri var. Bakın bu bir ayrık elemanlar analizi. Yani UDEC mesela Itasca firmasının oluşturduğu, geliştirdiği. Burada süreksizlikler direkt modelleniyor. Çok detayına girmeyeceğim. Süreksizliklerle kesilmiş, özellikle çok sayıda süreksizlikle kesilmiş bir kaya kütlesi için en iyi yöntem bu aslında. Ayrık elemanlar yöntemi. Ki bakın burada devrilmeyle başlayıp sonra dairesel devam eden bu garip yenilme mekanizmasını mesela limit denge yöntemiyle modellemeniz mümkün değil. Çünkü devrilmeye çalışan blokların uyguladığı kuvveti hesaplayıp sisteme katmak kolay değil ama böyle bir problemi ayrık elemanlarla çözebiliyoruz. Sonlu elemanlarda da aslında süreksizlikler modellenebiliyor. Güncel daha böyle sofistike yazılımlarda işte Midas, Plaxis veya Rock Science'ın yazılımlarında. Fakat yine de süreksizlik sayısı çok fazla olduğu zaman nümerik bir takım stabilite problemleri oluşuyor. O yüzden ayrık elemanlar o tarz problemler için daha uygun. Ben bir iki örnek göstereceğim. Tabii bunlar teorik olarak çok uzun zamanda anlatılabilecek şeyler. Bu bizim Reşat Hoca ve rahmetli Vedat Hocam'la ortak yaptığımız benim master tezimden bir çalışma. Gerçek bir vaka. Sonlu elemanlarla modellenmiş homojen bir ortamı görüyoruz. Bununla güvenlik katsayısı hesaplamak mümkün ama nasıl yapıyoruz? Şimdi siz programa bir C, Fi dayanım parametreleri giriyorsunuz. Program bunları belli adımlarla azaltıyor. Yavaş yavaş %10, %20, %30 gibi. Her bir azalttığı adımda çözmeye çalışıyor sistemi. Sonlu elemanlar yönteminin bir özelliği var. Çözüme ulaşamadığı an, yani o matrisin nümerik olarak çözülemediği an, sistemde bir göçme olduğu anlamına geliyor. Çözüme ulaşamadığı ana kadar C'yi, Fi'yi azaltıyor. Ve çözüme ulaşamadığı an, matematiksel olarak matrisi çözemediği andaki azaltılmış C fi'nin, daha doğrusu C ve tanjant fi'nin başlangıçtakine oranı güvenlik katsayısını veriyor. Bu yöntemin şöyle bir avantajı var. Bakın şu kesikli çizgi inklinometrelerle ölçülmüş gerçek yenilme düzlemi. Şunlar yenilen göçen noktalar sonlu elemanlarla bulunmuş. Bu da sonlu elemanlarla belirlenen hareket vektörleri. Ne kadar uygun sonuç verdiğini görüyoruz. Şöyle bir avantajı var bu yöntemin. Şimdi limit denge analizinde siz daire tarıyorsunuz.
Diyorsunuz ki ya göçme mekanizması daireseldir. Daire tarabana diyorsunuz. 10 bin tane daire tarıyor. Daireleri tararken de değişik algoritmalar kullanılıyor. Mesela en eskiden kullanılan işte grid yöntemi vardı. Bulmaca şeyi gibi, karesi gibi olası kayma dairelerinin merkezlerini tanımlayıp her bir merkeze denk gelen daireyi çözdürüp en düşüğünü bulmaya çalışıyordu yöntem yazılımlar. Ancak yapay zeka yöntemleri çok ilerledi. Şimdi mesela RockScience'dan bir örnek vereyim slide'dan. Particle Swarm Search, işte Chuco Search falan gibi yapay zeka algoritmalarıyla çok daha efektif bir şekilde en düşük güvenlik katsayısını veren göçme modelini bulabiliyor. Dairesel olmak zorunda değil. Ama limit dengedeki temel problem şu, siz önce göçme mekanizmasını tanımlıyorsunuz, dairesel olacak diyorsunuz. Ama sayısal yöntemlerle çözdüğünüzde veya nümerik yöntemlerle çözdüğünüzde siz bir göçme mekanizması tanımlamıyorsunuz. Kendiliğinden en kritik göçme mekanizması oluşuyor. Dolayısıyla böyle bir avantajı var. Kendiliğinden buluyor. Yani ön tanımlı bir göçme mekanizması tanımlanmasına gerek yok. Dezavantajı yok. Bu var. En kritik düzlemi bulur. Mesela şurası daha kritik çıksaydı eğer bunu verip program duracaktı. Yani mesela bunun güvenlik katsayısı atıyorum 0.99. Şununki de 1.02 olsun. Bundan en düşük olandan daha kritik. Çünkü daha derin bir yüzey. Onu bulamayıp duracaktı ama onun da etrafından dolanmışlar. İşte Itasca'nın Flek yazılımında mesela bir başka teknikle onu da aşmaya çalışıyorlar. Günümüzü öyle söyleyelim. Evet, nümerik yöntemleri de bahsettik. Şimdi bakın limit denge analizlerinde tek bir güvenlik katsayısı buluyoruz. Deformasyonlara ilişkin bize bir şey söylemiyor. Yani güvenlik katsayısı 1.5'un üstündeyse duraylı, altındaysa kritik, 1'in altındaysa duraysız diyoruz ama oluşabilmesi muhtemel deformasyonlara ilişkin bir şey söylemiyor bize. Şimdi özellikle deprem yönetmeliğine bakarsak deformasyonların da hesaplanması gerekiyor deprem altında. Şimdi deprem altında bir şeyin stabilitesi nasıl hesaplanır? Limit denge yöntemiyle hesaplamak çok kolay. Südostatik analiz yöntemi diye bir yöntem var. Hemen onu şunun üzerinden anlatayım. Onun ayrı slaytları da var aslında ama. O da şu, bu dilime bir yatay kuvvet uyguluyoruz. Yani bu ağırlığın, dilimin ağırlığının belli bir yüzdesi kadar, belli bir kısmı kadar bir yatay kuvvet uygulanıyor. Bu yatay kuvvet bizim deprem yönetmeliğimize göre maksimum zemin ivmesinin yarısı kabul ediliyor. Yani 1/2 çarpı 0.4 çarpı SDS kabul ediliyor. Bu yani maksimum zemin ivmesinin yatayda yarısını sürekli bir statik kuvvet gibi hesaba alıyoruz limit dengede. Dolayısıyla kuvvetlere bir yatay kuvvet daha geliyor. Onun etkisi altında güvenlik katsayısını hesaplayabiliyor. Bunun şöyle bir problemi var. Aslında deprem sırasındaki kuvvet sürekli değişken. Hem yönü değişiyor hem büyüklüğü değişiyor. Biz ortalama bir sabit statik kuvvete çeviriyoruz. Bu nedenle buna südostatik analiz deniliyor. Yani yalancı statik. Aslında yalancı dinamik demek lazım. Dinamik deprem etkilerini bir yatay kuvvetle yer değiştiriyoruz. Ha, bu arada şunu söyleyeyim. Bizim deprem yönetmeliğimiz bir de düşey kuvvet etki ettiriyor südostatik analiz yönteminde. Bu yataydakinin de yarısı kadar, hani yataydaki maksimum yer ivmesinin yarısıydı ya, onun yarısı kadar diyor ki bir yukarı uygulayın, bir de aşağıya, yani ağırlığı bir azaltacak, bir de arttıracak yönde uygulayın. En düşük güvenlik katsayısını hesaplayın diyor südostatik analiz yönteminde. Ama bu yöntemler bakın bize deformasyonlara ilişkin bir şey vermiyor. Mesela diyoruz ki ya 1.1 ise stabildir, deprem yönetmeliğimiz öyle diyor. Ama 1.1 olabilir de güvenlik katsayısı. Deprem sırasında 20 santim deformasyon oluşabilir kütlede, zemin veya kaya kütlesinde. Üzerinde yapılı olabilir. Bu kabul edilebilir bir şey mi? Elbette ki 20 santim sıkıntılı durumlar oluşturabilir. 1 metre çok daha büyük problem. Bunları nasıl hesaplayabiliriz? Bunlar için bir yöntem var. Nivmark kayan blok yöntemi deniliyor. Bu yöntem aslında çok basit. Daha tabii sofistike yöntemleri de var, geliştirilmişleri de var ama ben çok basitçe şöyle özetleyeyim.
modern yazılımların içerisinde bunlar da var. Mesela Slide'ın yeni versiyonu içerisinde NIMMARK yöntemi de var. Şöyle yöntem, biz güvenlik katsayısı hesaplıyoruz statik koşullarda. Sonra pseudostatik analiz tekniğini kullanarak şu dairenin, en kritik dairenin güvenlik katsayısını 1'e düşüren yatay ivmeyi buluyoruz. Yatay değeri. Yani deprem ivmesinin yarısını alıp çözmek yerine güvenlik katsayısını tam 1'e, tam kritik sınıra düşüren yatay ivme değerini buluyor program. Buna eşik ivme diyelim. Bu ivmeyi geçtiği zaman depremin ivmesi kütle hareket ediyor. Bu ivmenin altına düştüğü zaman kütle duruyor diye kabul ediyoruz. NIMMARK yönteminde de şöyle basit bir blokla idealize ediyoruz olayı. Yani bu bizim kayan dairesel kütlemiz olsun. İvme değeri, eşik değeri geçiyorsa, bakın deprem, bu bir deprem kaydı. Seçtim herhangi bir katalogdan bir deprem kaydını. Eşik ivmem mesela AC, kritik ivme diyelim. Kritik ivmeyi geçtiği zaman bakın ivme zaman grafiğinin bir integrali hız zaman, bunun da bir integrali yer değiştirme. Yani çift sayısal integrasyonuyla yer değiştirmeyi bulabiliyoruz biz. Dolayısıyla şu kritik ivme seviyesinin üzerindeki ivmelerin çift integralini alarak bu bloğun deprem ivmesi bu bloğu kaydıracak, güvenlik katsayısını birin altına düşürecek seviyeye çıktığı anda yapacağı kalıcı yer değiştirmelerin toplamını hesaplıyor. Yani bunun anlamı şu, ivme kritiğin üstüne geçti, aşağıya doğru kaydı, kritiğin altına düştü, durdu. Üstüne çıktı, biraz daha kaydı, durdu. Bu şekilde toplam yatay, toplam deformasyonu, yatay demeyelim, NIMMARK, kayan blok yöntemiyle hesaplayabiliyoruz. Bizim deprem yönetmeliği bu yöntemi kullanabilirsiniz diyor ama dikkatli olmak gerekiyor. Neden? Çünkü bazı zeminlerin deformasyonla dayanımı düşüyor. NIMMARK yönteminde varsayımımız şu, güvenlik katsayısının, daha doğrusu kritik ivmenin hep aynı olduğunu varsaydık. Halbuki bu kütle şu aşağıya doğru bir miktar kaydıktan sonra, hani rezidüel ve kritik dayanımları düşünmeli, dayanımı azalabilir. Veya sıvılaşan bir zemindir. Sıvılaşan zeminde, dayanımı azalan zeminlerde NIMMARK yöntemi kullanılmaz deniliyor. O zaman çok az kaldı sunumun bitmesine. Burada pseudostatik deprem analizleri anlatılıyor. Bunu zaten bahsetmiştim. Bu durumda neyi yapmamız gerekiyor? Onu buradan okuyalım. Bakın şu madde 16, 13, 6 ve 7 önemli. Depremlerde bunu zaten okumuştuk. İkinci cümlesi önemli. Çevrimsel boşluk suyu basıncı artışına maruz kalabilecek. Gevşek, orta sıkı, kohezyonsuz zeminlerde oluşması beklenebilecek. Maksimum boşluk suyu basıncı dikkate alınmalıdır diyor. Bu sıvılaşabilen zeminleri tarifleniyor, az tarifliyor aslında. Deprem sırasında zeminde boşluk suyu basıncı artıyorsa efektif gerilme azalacak, dayanım düşecek. O zaman maksimum boşluk suyu basıncı artışını hesaplayabilecek bir yöntem kullanın diyor. Tek bir cümle içerisinde. Bir de yedinci maddeyi okuyalım. Deprem etkisinde şev duraylılık kontrolü, eşdeğer statik limit denge analizleri, yani pseudostatik analiz, sonlu elemanlar yöntemi veya zaman alanında gerçekleştirilebilecek dinamik davranış analizleri ile de yapılabilir deniliyor. Şimdi zeminde sıvılaşma veya dayanımın azalma ihtimali varsa pseudostatik analizi kullanmayacağız. NIMMARK yönteminde kullanmayacağız deformasyonları tahmin etmek için. Sonlu elemanlar analizi zaman alanında gerçekleştireceğiz. Eğer boşluk suyu basıncı artabilecek bir zeminse onun hesaplayabilecek bir model kullanmamız lazım. Bunun örneğini bir makaleden göstereceğim size. Yine 8. maddeye de bir bakalım. İzin verilebilir yer değiştirme kriterlerinin geçerli olduğu durumlarda NIMMARK kayan rigid blok yöntemi veya eşdeğer yöntemlerle, dinamik etkilerle uyumlu zemin mukavemet parametreleri kullanarak kalıcı yer değiştirmeler hesaplanabilir. Hesaplarda artan şekil değiştirmeler ile oluşacak olan malzeme pekleşme veya yumuşama davranışı ve boşluk suyu basıncı artışının olası etkileri dikkate alınmalıdır diyor. Ama bunu NIMMARK yönteminde dikkate almak çok kolay değil. O yüzden bunun kullanılmaması gerekiyor. Evet, son olarak şu örneği size göstereceğim.
Peki nedir bu yöntemler derseniz, zaman alanında nümerik analizler nedir derseniz, San Fernando Barajı'nı göstermiştim. 1971'miş, özür diliyorum, tarihi 91 değil. San Fernando depreminde menba tarafı göçen bir baraj bu. Kesitine bakacak olursak hidrolik dolguyla yapılmış. Yani suyla püskürtülerek, ince kum suyla püskürtülerek yapılmış. Dolayısıyla da sıvılaşmaya karşı çok hassas bir baraj. Zaten güvensiz olduğunu da anladıkları için mansap tarafına ek dolgu yapmışlar. Bir destek dolgusu yapılmış. Fakat buna rağmen 71 San Fernando depreminde şurada bir bölge sıvılaştığı için barajın tamamı göçmüş. Fotoğrafını daha önce göstermiştim. Şimdi bu bizim, benim doktora öğrencimin doktora tezi kapsamında yaptığı modellerden bir tanesi. Şu kısım sıvılaşabilir olarak tanımlandı. Bu flek analizi, sonlu farklar. Fin yazıyor. Bakın bu fin modeli, yani sıvılaşan zemin modeli kullanılmış burada. Çok sayıda eleman olduğu için ağa çok sık pek göremiyoruz. Ve buna gerçek San Fernando depremi kaydı uygulandığında oluşan göçme mekanizmasını görüyoruz. Yani depremi uygulayıp sıvılaşabilecek zemindeki boşluk suyu basınçlarını hesapladığınızda efektif C'yi, fi'yi kullanırsanız şev stabilitesini görebiliyorsunuz, hareket miktarını görebiliyorsunuz. Diğer bir yaklaşım, bunu yapmasaydık ne yapabilirdik diyebilirsiniz. Şöyle söyleyeyim, San Fernando Barajı da deprem bittikten sonra tamamen göçmüş. İlginç bir vaka. Sebebi de şu, deprem sırasındaki sarsıntı şu bölgede boşluk suyu basıncını arttırıyor. Bu bölge sıvılaşıyor. Deprem bittikten sonra halen aşırı boşluk suyu basıncı artmış olduğu için buranın kayma dayanımı çok düşük. Şu kütle kayıyor şöyle bir mekanizmayla. Ne yapabilirdim ben? Bakın, pseudostatik analiz yapmama gerek yok. Çünkü depremden sonra göçmüş baraj. Yani bir ivme koymama gerek yok. Onun yerine şunu yapabilirsiniz. Şu kısmın sıvılaştıktan sonraki dayanımını tahmin edebilirseniz, sıfır değil tabii ki bunun dayanımı. Geçen sunumda, taşıma gücü sunumunda göstermiştim. Hatırlarsanız SPT'yi kullanarak sıvılaşan zeminin rezidüel dayanımını, yalnız bu rezidüel dayanımı lütfen heyelandaki o killerdeki rezidüel dayanımla karıştırmayalım. Burada kastettiğim boşluk suyu basıncı artmış, sıvılaşmaya geçmiş zeminin de bir dayanımı var. Ona da rezidüel deniliyor terminolojide. Ama ikisi birbirinden çok farklı. Onu mesela diyelim ki 15 kilopaskal bulduk. Buraya 15 kilopaskal kohezyon tanımlıyoruz. Sürtünme açısını sıfır kabul ediyoruz. Ve undrained diye bir seçenek var. Yani boşluk suyu basıncını dikkate almıyor. Çünkü bunu UV deneylerde de dikkate almıyoruz. Artmış haldeki dayanımı kullanıyoruz. Görünür dayanım. Bu çok önemli. Yani böyle bir hatanın da çok sık yapıldığını görüyorum. Mesela slide'da, SlopW'da benzeri bir programda direnajsız koşullarda güvenlik katsayısı hesaplayacaksanız, direnajsız koşuldaki dayanımı, kohezyonu giriyorsanız o tabakaya, o zemine boşluk suyu basıncının etki ettirilmemesi lazım. Yeraltı suyu seviyesinin en güzel seçenek bu yazılımlarda undrained diye bir opsiyon var. Onu seçerseniz toplam gerilme cinsinden hesap yapar. Dolayısıyla sıvılaşan bölgede bu kalıcı toplam gerilme cinsinden dayanımı atadığınızda bu bölge sıvılaştığındaki güvenlik katsayısını hesaplayabilirsiniz. Deformasyonların seviyesini görmek istiyorsanız da böyle bir yazılım, böyle bir yöntem kullanmanız lazım. Son olarak arkadaşlar, biliyorum biraz yoğun oldu ama biraz da bir oraya bir buraya atladım, kusura bakmayın. Şunu göstereceğim, bu bizim ülkemizde biraz atlanan bir husus. Çok az, bir 5 dakikanızı daha alacağım. Suya tam doygun olmayan zeminlerde özellikle yağış kontrollü heyelanları görüyoruz. Bunun mekanizmasını biraz anlatmak istiyorum. Şimdi öncelikle bakın, bir yeraltı suyu seviyesi var. Bunun üzerinde tam doygun olmayan bir bölge var. Şimdi aslında tabii burası daha komplike. Yani şurada bir yine kapiler doygun bölge var. Üzerinde doygunluk %100'ün altına düşüyor hızla. Dolayısıyla doygun olmayan bölgede aslında şöyle bir durum söz konusu.
tam da uygun değilse eğer boşluk suyu basıncı işaret değiştiriyor. Şimdi bakın, şurada ben boşluk suyu basıncını hesaplamak istesem, bunda kalemi şey yapamadım, bu da fosforlu olacak. Şurada boşluk suyu basıncını hesaplamak istesem, aşırı boşluk suyu basıncı değil bahsettiğim, statik durağan boşluk suyu basıncı, şu yükseklikle yeraltı suyunun birim hacim ağırlığının çarpımına eşit. Ama kapiler bölgedeyken, doygun olmayan bölgedeyken boşluk suyu basıncı eksi hale geliyor. Yani bu bölgede boşluk suyu basıncı efektif gerilmeyi azaltırken, bu bölgede hatırlayalım neydi efektif gerilme? Toplam gerilme eksi boşluk suyu basıncı. Toplam gerilme eksi eksi boşluk suyu basıncı olduğu için bu bölgede efektif gerilme artıyor. Arttığı için dayanım artıyor. Kayma dayanımı, makaslama dayanımı. Yağmur yağdığı zaman ne oluyor? Yoğun bir yağmur yağdığı zaman yüzey suları infiltre oldukça buradaki boşluk suyu basıncını, hani negatif olan boşluk suyu basıncını, ki emme basıncı deniyor, bunu hızla sıfıra veya artı değerlere geçiriyor. Yani yağmur yağdıkça buradaki zeminin başlangıçta doygunluğu %100'ün altında olan, dayanımı bu nedenle yüksek olan zeminin hızla dayanımı azalıyor. Efektif gerilme azaldığı için. Bu şurada gösterdiğim grafikte doygun olmayan zeminlerin geliştirilmiş mor klomp yenilme kriterini gösteriyor. Bakın bu bir yüzey, iki boyutlu mor klomp yenilme kriterinin bir düzleme aktarılmış hali, 3 parametrede. Şu eksende emme basıncı şurası. Dolayısıyla bakın şunu görüyoruz. Emme basıncı arttıkça, yani doygun olmayan bölgede doygunluk düştükçe görünür kohezyon artıyor. Zeminin dayanımı artıyor emme basıncıyla. Ama yağmur yağdığı zaman ne oluyor? Emme basıncı düştüğü için su infiltre oldukça zemin kütlesine dayanım azalıyor. Bu nedenle de böyle heyelanlar görüyoruz. Ha, bunu göstermemin sebebi şu. Tüm modern şev stabilitesi yazılımlarda bu suya tam doygun olmayan zeminleri de modellemek mümkün. Ve hatta bir ötesine geçeyim. Yağmuru modelleyip zaman, yani yine bir sayısal analiz yaparak yağışın etkisini, boşluk suyu basıncının etkisini ve dolayısıyla şev stabilitesinin etkisini bu tarz modellerle hesaplayabiliyoruz. Tam 11'de bitireceğim diye planlamıştım. Teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için. Kusura bakmayın, bir ileri bir geri gittim. Belki başınız dönmüştür ama tekrar bu şey için kusura bakmayın. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Hocam biz size çok teşekkür ediyoruz bu güzel sunumunuz için. Ağzınıza sağlık. Şimdi izninizle soru-cevap kısmına geçelim isterseniz. Tabii ki. Bunu da hatırlatmak istiyorum. YouTube üzerinden de şu an seminerimiz canlı olarak devam etmekte. Oradan da katılımcılarımız sorularını iletebilirler. Zoom üzerinden katılımcılarımız da altta participants kısmından recent diyerek söz alıp size sorularını, görüşlerini iletebilirler. Ben de beliren sıraya göre zamanımız el verdiğince söz hakkı vermeye çalışacağız. Şu an YouTube üzerinden bir soru gelmiş. Geotech Engineering nickiyle. Evet. Aşırı konsolidasyon oranları dengedeki yatay gerilmeleri arttırmaktadır. Sonlu elemanlar analizinde bunu dikkate alabiliyoruz. Limit denge analizlerinde bunu nasıl dikkate almalıyız diye soruyor. Çok güzel sorular soruyor. Bu takip ediyorum ben arkadaşı. Bu da çok akıllıca bir soru. Şimdi limit denge analizlerinde normalde bunu dikkate alamayız. Ancak şöyle teknikler var. Önce bir sonlu elemanlar analizi yapıp gerilme dağılımını elde edip dilimler arası kuvvetleri sonlu elemanlar analizinden alıp onun üzerine limit denge analizi yapabiliriz. Bir eksik daha var. Mesela çekme dayanımını da dikkate alamıyor. Sadece limit denge analizlerinde kesme makaslama dayanımını dikkate alıyoruz. Halbuki bazı bölgeler çekmeyle de yenilebilir ve tanelerin birbiriyle teması kesilirse kayma dayanımı da düşer, sıfıra düşer. Tabii onlar sonlu elemanlarla dikkate alınabiliyor. Çok güzel bir soru. Arkadaşımıza teşekkür ediyorum. Şu yapılabilir. Mesela bu GeoSlope Office programının paketinde
Sigma W ve Slope W diye yazılımlar var. Chev'in önce Sigma W'da K0 değerini de tanımlayarak girerek bir gerilme dağılımını hesaplatıp, yani aşırı konsolide durumdaki gerilme dağılımı hesaplanır. Onun üzerine bu kuvvetleri, dilimler arası kuvvetleri o sonlu elemanlardan alabiliyor. Slope W ve geleneksel limit denge analizlerini bu kuvvetleri kullanarak yapabiliyor. O şekilde dikkate alınabilir. Evet, teşekkür ediyoruz. Şu an henüz başka bir sorumuz yok. Bunun üzerinden de şu an evet Burak Öztürk, Sayın Burak Öztürk söz istemiş. Buyurun mikrofonunuzu siz açabilirsiniz. Ben müdahale edemiyorum. Sesim geliyor mu? Evet geliyor, buyurun. Hocam teşekkür ediyorum. Kısa kısa bir 3-4 tane sorum var. Öncelikle laboratuvar deneyleriyle ilgili, uygulamasıyla ilgili çok fazla bilgim olmadığı için affınıza da sığınıyorum. Bu sorularla ilgili saçma da gelebilir. Estağfurullah. Hocam bu konsolidasyonlu drenajlı deneylerde uygulayacağımız sigma 3 hücre basıncı deneyini, hücre basıncını seviyesini standart olarak mı alacağız, yoksa hücre basıncını neye göre belirleyeceğiz? Bu derinlikle falan yani örnek alınan numunenin alındığı derinliğe bağlı olarak değişebilecek bir şey mi? İkincisi, bu slide tarzı programlarda modele etkileyeceğimiz sismik katsayıyı neye göre belirleyeceğiz? Aslında değindiğiniz bir diğer sorum, kovizyonsuz zeminlerde aldığımız örselenmiş numunelerde yaptıracağımız deneylerde laboratuvarlara SPT vuruş sayılarını verdiğimizde bu sıkılığa getirip deney yapabilirler mi? O numune miktarına bağlı olarak soruyorum. Son sorum, geri analizden elde edilen parametreler ne kadar güvenilir? Teşekkürler. Ben sorular için teşekkür ederim. Öncelikle şunu söyleyeyim, çok güzel sorular sordunuz. Şimdi şöyle, bir kere bu maksimum ivme deprem yönetmeliğinden zaten alacaksınız bunu. Yani deprem yönetmeliğinin biliyorsunuz AFAD'ın bir interaktif haritası var. Buradan sorguladığınızda yalnız PGA'yı değil, zaten deprem yönetmeliğinde de sığdırabilmek için çok o kısmı detaylı gösteremedim. 0,1 yani 1 bölü 2 çarpı 0,4 çarpı SDS yazar. Bu 0,4 çarpı SDS sizin çalışma sahanızda, proje sahanızda tanımladığınız zemin sınıfında oluşacak maksimum ivmedir. Bunun yarısını al kullan der yatay ivme olarak deprem yönetmeliği. Yani 0,4 çarpı SDS'yi sorguladığınızda o sistemden çıkar. Burada önemli olan nokta şu, o değerin de yatay değerin de yarısını bir yukarı bir aşağıya, yani bir artı bir eksi yönlü program eğitimi olmadığı için bu bir seminer, programdan gösteremedik. Bir artı bir eksi yönlü uygulayıp en düşük güvenlik katsayısı veren kombinasyonu dikkate alıyorsunuz. Dolayısıyla maksimum ivme seçimi bu şekilde. Şimdi ilk soru da çok güzel bir soru. Şimdi prensipte aslında şunu söyleyeyim. Zeminlerin yenilme davranışları lineer değil. Yani Mohr-Kulomb bir idealizasyon aslında. Gerçekte çok farklı yenilme modelleri olabiliyor. İşte çift bilineer diye geçiyor. Mesela aşırı konsoldekilerde. Eğrisel olabiliyor sıkı kumlarda ciddi oranda yenilme kriteri. Mohr-Kulomb'u kullanabilmeniz için projede oluşacak gerilme seviyeleri aralığında bir doğrusallık, bir C ve F tanımlamak gerekiyor. Bu nedenle mesela Chev'in yüksekliğine bağlı olarak sigma 3 seviyesi, sigma 1 seviyesi seçilebilir. Yani maksimum Chev yüksekliği, maksimum dilim yüksekliğini tahmin edip göçme mekanizmasını veya üzerinde bir yapı varsa onun uygulayabileceği gerilmeleri tahmin edip bunları nasıl tahmin edebilirsiniz? Basit bir lineer sayısal analiz yapılabilir. Veya en azından K0 ve düşey efektif gerilmeleri kullanarak tahmin edebilirsiniz. Temel zemin mekaniği prensiplerinden. Bu aralıkta test yapılması lazım.
Yani sizin çok derin bir maden şeviniz var. 400 metre kazı var. Tutup da 100-200 kilopaskal gerilme aralığında test yaparsanız o gerilme aralıklarını test etmeyeceği için bulduğunuz C ve F de geçerli olmayabilir. O yüzden çok güzel bir soruydu. Projenin şartlarına göre, gerilme seviyelerine göre seçilmesi lazım. Üçüncü soru da yine güzel bir soru. Bu şimdi örselenmemiş örnek kohezyonsuz zeminlerden alamıyoruz. Yani aslında alınabiliyor ama pratikte alamıyoruz. Sofistike teknikler gerekiyor. Şimdi SPT'den bulduğumuz relatif sıkılığı laboratuvara verebiliriz. Relatif sıkılık E max eksi E bölü E max eksi E min çarpı 100. Yani %100 demek olabileceği en sıkı durum demek. %0 demek olabileceği en gevşek durum demek. Kohezyonsuz zeminin. Şimdi laboratuvarlarda direkt kesme kutusu çok küçük bir kutu. Yani 2 santim yüksekliği 6 santime 6 küçük kutuysa bunun içerisinde tokmaklayarak çok yüksek bir sıkılığa getiremezsiniz muhtemelen. Dolayısıyla yanıltıcı olabilir. Yani siz relatif sıkılığı verseniz bile sıkıntılı olabilir. Bu bir. İkincisi bazen şöyle şeyler oluyor. Yerinde hafif çimentolu bir zemin oluyor. Mesela biraz işte hafif zayıf işte kalsit çimentosu gibi bir şey düşünün taneler arasında. Siz bundan SPT örneğini aynı sıkılığa getirseniz bile o çimentonun kohezif etkisini, kohezyonunu dikkate alamıyorsunuz. Onların da direkt deney yapmak çok zor bu tarz malzemelerde. Şimdi şeyle bağlayacağım. Eğer bu tarz bir malzemede gerçekte bir göçme varsa, bir heyelan varsa bundan bulduğunuz aslında geriye dönük analizlerle bulduğunuz C ve F çifti en doğrusu. Çünkü laboratuvar olarak doğanın kendisini, göçme mekanizmasını kendisini kullanıyorsunuz. Ancak orada da şöyle bir problem var. O kayma mekanizmasının inklinometrelerle hassas bir şekilde ölçülmesi lazım. Kayma sırasındaki işte boşluk suyu basınçlarının hassas bir şekilde belirlenmesi lazım. Mesela süre kısıtlıydı, çok detayına giremedik. Bu boşluk suyu basıncı özellikle farklı tabakalarda farklı boşluk suyu basınçları olabilir. Artezyen yapan bir tabaka olabilir. Yani sondaj yaptığınız bütün sondaja perfore boru yerleştirdiğinizde piezometrik boru. Bunda ölçtüğünüz böyle toplam bir yeraltı suyu seviyesi oluyor. Dolayısıyla büyük şevlerde, maden şevlerinde falan bunlara da her bir tabakanın boşluk suyu basıncının ayrı ayrı bilinmesi lazım. Yani eğer boşluk suyu basıncını çok iyi biliyorsanız, göçme mekanizmasını çok iyi biliyorsanız bunu modelleyip limit dengede birkaç farklı kesit alıp C'leri, F'leri değiştirip bunların kesişiminde oluşan, CF grafiklerinin kesişiminde oluşan ortak CF değeri, back analize, geriye dönük analize bulunan CF değeri doğanın kendisini doğru koşullarda kullandığınız için bence en geçerli olan kayma dayanımı, makaslama dayanımı parametreleridir. Sorularınız hepsi çok güzeldi. Teşekkürler. Evet, teşekkür ediyoruz. Sayın Mehmet Reşat Kaya sormuş. Slide shave analizi yapılırken deprem yükü kaç alınmalıdır? Veya deprem yükü yani sismi nasıl hesaplarız? Aslında bahsettik bir önceki şeyde de şöyle hesaplayacağız. Artık yeni deprem yönetmeliğine göre AFAD'ın sistemine gireceğiz. Oradan sorgulama yapacağız. Yalnız sorgulama yaptığımızda PGA'yı değil 0.4 çarpı SDS'yi yer ivmesi olarak kullanacağız. Bunun yarısını yatayda kullanacağız. Yatayda kullandığımız katsayının yani örneğin 0.4 çarpı SDS'yi 0.4 olarak elde ettiyseniz, 0.4G olarak elde ettiyseniz 0.2G'lik bir yatay katsayı kullanacaksınız. 0.2G deyince hani tekrar 981 ile çarpmaya gerek yok. O ağırlığın %20'sini yatayda bir kuvvet olarak kullanacak. Bu 0.2'nin yarısını da önce artı veya eksi yani bir yukarı bir aşağıya da uygulayıp eskiden sadece yatayda uyguluyorduk. Yeni deprem yönetmeliğine göre ki Eurocode'da da öyle. Bu yatayın da yarısını tekrar bir artı yönlü bir eksi yönlü uygulayıp güvenlik katsayısını hesaplayacağız. En kritik örneğin aşağı yönlü çıktıysa onu dikkate alacaksınız güvenlik katsayısı olarak. Ama
slide özelinde sorduğu için şey yapayım. Mesela slide'da NIMMARC yöntemi de var. Yani slide'da hem güvenlik katsayısını hesaplayıp hem de çeşitli deprem kayıtlarını kullanıp ulaşabilecek deformasyonları hesaplayabiliriz. Ancak şöyle bir sıkıntı var. Sıvılaşan bir zemin, dayanımı azalan bir zemin ise NIMMARC yöntemiyle bulduğunuz deformasyonları çok doğru olmaz. Onlara dikkat etmek lazım. O zaman son elemanlar analizlerine vesaireye geçmek lazım. Evet, teşekkürler. Yine Geotech Engineering bir soru iletmiş. Eğimli yüzeylerde asal gerilmelerin yönü değişmekte ve eğimli bir arazide K0 prosedürü yanlış sonuçlar vermekte. Limit dengede gravity loading prosedürü uygulanıyor mu? Yok, uygulanmıyor. Yine sonlu elemanlarla. Şöyle yapılabilir. Bu K0 tabii ki başlangıçta yatay veriyor ama onun arkasından bir gravity loading, bu Plaxis sanıyorum kullanıyor arkadaş. Yer çekimi etkisini de dikkate aldığınızda ve sonra deformasyonları sıfırlarsa zaten o şeylerin yönü değişir. Asal gerilmelerin yönü otomatik olarak değişir veya şevin oluşmasını modelleyebilir. Mesela bir kazı şevi ise başlangıçta yatay başlar, K0 prosedürüyle başlar. Kazıyı modellerse otomatik olarak başlangıçtaki K0'ın değerine göre de şev oluştuğu zamanki asal gerilmelerin büyüklüklerini ve yönlerini otomatik olarak hesaplamış olur. Evet, ama limit dengede bunlar yani şeyle olur, bahsettiğim slope W ve sigma W ile birlikte olur yine aynı şekilde. Yani orada da sigma W'da bu şekilde bir sonlu elemanlar modellemesi yapar. Onun üzerine oradan alınan gerilmelerle limit denge analizi yapabilir. Ama ya onlara da çok gerek yok. Hani bunları yaptıktan sonra direkt sonlu elemanlarda bu CFI azaltma veya shear strength reduction dediğimiz yöntemle güvenlik katsayısını bulabilir. Ama orada da şuna dikkat etmesi lazım. Hani böyle bir küçük önemsiz bir göçme mekanizması oluştuysa o da takılır kalır program. Daha kritik, daha derin bir göçme mekanizmasını göremeyebilir. Oraya bir elastik malzeme tanımlayıp tekrar baştan bir analiz yapabilir. Veya flekte böyle çoklu flek çözmeye devam ediyor. Sonlu farklar ve şey olduğu için yöntem dinamik denge denklemlerini kullandığı için flek birkaç tane kritik göçme mekanizmasını gösterebiliyor. Veya onu kullanabilir. Evet, teşekkürler. Gelen soruları aktardım. Zoom üstünden de katılımcılarımız soru ve görüşlerini iletmek istiyorlarsa raise hand diyerek söz alabilirler. Bir iki katılımcıya söz verecek kadar zamanımız var. Hocam her şey çok iyi anlaşılmış. Nihat Hocam, ben bir soru sorabilir miyim? Estağfurullah, ne demek? Belki katılımcıları da biraz teşvik edeyim. Şimdi biliyorsunuz İstanbul'da özellikle son 2019 yılında önemli şev problemleri yaşandı. Hatta 20'ye yakın vatandaşımız da bu şeylerden, akmalardan veya şev yenilmelerden kaynaklı olarak yaşamını yitirdi. Ölü vardır orada. Özellikle şeyde bu şev yenilmelerine bağlı da nereden bakarsanız 200'e yakın bina işte kaydı geldi bir şekilde. Bunlar hasarlı bina grubuna alınarak kentsel dönüşüme sokuldu ve yıktırıldı. İstanbul özelinde söylüyorum. Orada yoğun bir şekilde bunlar gündeme geliyor. Yine Karadeniz bölgesinde sizler de biliyorsunuz bu geçiş dönemlerinde aşırı miktarda yağışlar oluyor. Ki Haziran ayında veya bu Ağustos ayında gerçekleşiyor. Her ikisinde de işte aşırı miktarda yağışlarla birlikte aynı zamanda elhamlar da meydana geliyor. Bu İstanbul'daki olayı hiç irdeleme şansınız oldu mu? Çünkü önemli bir olay. 20 yakın yurttaşımız yaşamını yitirdi. 300'e yakın bina yıktırıldı, bir şekilde hasar gördü. Yani bu buradaki sıkıntıların temel sebebi ne? Bu sonuç itibariyle bunların bu kazılar yapılırken önemli bir bölümünde tedbirler de alındığını gördük, en azından fotoğraflar üzerinde okuduğumuz kadarıyla. Yani temelde yapılan hatalar nedir buradaki şef stabilite analizleri?
Şöyle söyleyelim, aslında baktığımız, hani yerine gidip inceleme şansım olmadı ama baktığımız vakalarda, yani vaka özelinde konuşmuyorum ama çoğunlukla bir ayrışmış kaya şeyi gördük. Bir de şey vardı, yani mesela filiş gibi yapılar vardı. Şimdi bu tarz ortamlarda sunumun başında aslında söyledim. Önce jeolojik ortamın iyi tanımlanması lazım. Mesela filişlerde eğer tabaka düzlemleri, bir zayıflık düzlemi, arada işte ayrışmış kil taşları olabilir. Bunlar da kazı şevine içe doğruysa, yani gün ışığı görüyorsa tabaka düzlemleri, o zayıflık üzerinde başlayan bir hareket olabilir. Dolayısıyla mesela böyle bir kütlede dairesel bir analiz yapmak çok doğru olmayabilir. Yani iyi tanımlanması, zayıflık düzlemleri modele ettirilmesi ve o zayıflık düzlemlerinin de kayma dayanımlarının model içerisinde kullanılması lazım. Bir bu olabilir. İkincisi tabii bu destekli şevlerde de hani göçmeler oldu, ankrajlı bir sistemde falan. Şöyle olabilir, yani bu nasıl projelendirildiğini, nasıl şartlarda projelendirildiğini bilmediğim için şu an yorum yapıyorum sadece. Yani bu olabilir, şu olabilir diye. Şimdi ankrajlı bir sistem genellikle kısa dönem, kısa süreli olarak projelendiriliyor. Uzun süre o şev açık kalırsa ankrajlarda da dayanımda düşme, işte mesela çok agresif bir ortamsa paslanmadan dolayı dayanım kaybı vesaire gerçekleşebilir. Yani kalıcı ankrajlı yapıların tasarım şeyleri daha farklı. Yani ankrajların korumaya alınması lazım, periyodik testlerinin yapılması lazım. O tarz şeyler olabilir veya tamamen yetersiz, projesiz destekler yapılıyor olabilir. Ciddi bir proje yapılmadan. Bunun birçok sebebi olabilir ama hep şunu gördük, yağışlardan sonra genellikle oldu. Benim orada da anladığım, yani suya doygun olmayan bir bölüm hızlı bir şekilde yağışlardan sonra kayma dayanımı düşüyor. Boşluk suyu basıncı başlangıçta negatif olabilir, kendi kendine durabilir. Doğru dürüst desteklenmemiş, hatta desteklenmemiş şeylerde ondan sonra yağışla birlikte kaymalar olabiliyor. Birçok sebebi olabilir. Yani ama bunların muhakkak hem projelendirilmesinin hem de etkilerinin iyi yapılması lazım. Ve muhakkak hani bir jeolojik bir ortamın da çok iyi tanımlanması lazım. Genel olarak bunları söyleyebilirim. Yani çok da böyle yakından şey yapma şansım olmadı. Gidip de inceleme şansım olmadı. Teşekkür ediyorum. Teşekkürler. Sayın Güral Özdemir söz istemiş. Buyurun hocam. Nihat hocam, iyi akşamlar. Sunumunuz için teşekkürler. Bence harika bir sunumdu. Teşekkür ederim. Benim yönetmelikle ilgili size birkaç sorum var. Yönetmelikte gördüğüm bazı eksikler bana göre. Şimdi anlattığınız şeylerin duraylığı ile ilgili kısım tabii yönetmelikte şeyle ilgili. Yönetmeliğin 16-13 birinci maddesi şey diyor, doğal ya da yapay şeylerin üzerinde ve yakınında inşa edilecek yapıların tasarım depremi etkisinde güvenliği ve servis görebilirliğinin korunması için diyor. Dolayısıyla bir örnek vermek gerekirse Yamaç'ta yapımız var. Dolayısıyla yapımızı modelliyoruz şeyde, şevin üzerinde. Fakat bu yapı sürekli artıyor şevin üzerinde. Dolayısıyla bu yapı yükünü modellerken nasıl modellemek gerekecek? Veya diyelim ki topuk kısmında biri kazı yapıyor. Bu şevde de sürekliliklere bağlı bir şey var, zayıflık var. Bunun önünü açtığı zaman blok şeydeki bütün yapıların dolayısıyla deformasyona uğramış olacak. Bununla ilgili şeyde, yönetmelikte herhangi bir şey yok, açıklama yok. Aynı zamanda mesela 16-13 dördüncü maddesi şeylerin duraylık analizinde zemin cinsine uygun bir göçme modeli kabul edilerek zemin veya kaya kütlesinin dengesi araştırılır diyor ama
kaya kütlesiyle herhangi bir ilgili bir şey yok. Yönetmelik içerisinde açıklama yok. 16-13 6. maddesinde eski heyelan bölgelerinde bahsediyor. Yani eski heyelan bölgesinde yapılaşma mı var? Biz bunu mu tetikleyecek edeceğiz? Onu öğrenmek istiyorum. Bir de tabii 16, 13, 11. maddede bir takım güvenlik katsayıları var. Yani yine gamma RC, gamma RP, gamma RK gibi katsayılar var. Bu katsayılar bu programlar içerisinde nasıl uygulanacak? Onunla ilgili sorularım vardı size. Çok teşekkür ederim. Umarım fazla olmadı. Yok abi, ben teşekkür ederim abicim. Şimdi şöyle, hepsi çok güzel sorular. Önce şunu söyleyeyim. Yani burada aslında bu zemin etüt rapor formatında da şöyle bir şey var. Bu, siz bir yapı yapıyorsanız, bu bir yamaçta veya bir kazı oluşturacaksanız, burada direkt söylenmiyor ama bu zemin etüt formatında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın, orada şöyle bir olay var. Eğer sizin bu yapınız çevredeki yapıları da etkileyebilecek bir böyle heyelana, kütle hareketine neden olabilecekse, burada sadece parsel bazında etüt yapmayın. Bunun dışında da etkileyebilecek bölgelerde de etüt yapın ve bunun toptan analizlerini yapın gibi bir şey var. Yani bu anlama gelebilecek cümleler var. Tam bu cümleler değil sanıyorum. Yanlar... Ama bunun kontrolünü kim yapacak? Yani? Şimdi şöyle, mesela bir parsel yapıyorsunuz. Orada bir şevin topuğunu kazıyorsunuz. Onun analizini yapmak bu rapora göre sizin sorumluluğunuzda oluyor. Yani dolayısıyla bir topuğu kazdınız, üstündeki şev gelebilecekse, böyle bir risk varsa, o parselin dışına çıkıp oralarda da sondaj yapıp gerekiyorsa parametreleri elde edip bütün şevin analizini yapmak gerekiyor. Yani hukuki olarak nasıldır bilmiyorum ama bu şeyde yazıyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın formatında yazıyor. Dolayısıyla deprem yönetmeliğinde bina türü yapılar olduğu için binaları etkileyebilecek, binadan kaynaklı, inşaatından, kazısından kaynaklı etkileyebilecek, deprem altında etkileyebilecek şeyler varsa onların da yapılması gerekiyor. O anlam çıkıyor. Tabii yani hukuki durumları bilmiyorum, idari uygulamaları bilmiyorum ama mantıken de böyle uygulanması gerekiyor. Ama tabii yani üzerinde tartışılması gereken şeyler, hususlar. Şimdi bir diğer soru şuydu, uygun bir göçme modeli kullanılarak zemin ve kaya kütlesinin diyor. Şimdi burada aslında verilen eşitlik dilim, yani limit denge dilim yöntemi eşitliği verilmiş, genel eşitliği verilmiş deprem yönetmeliğinde. Dolayısıyla o bizim hani bugünkü sunumda da bahsettiğimiz dairesel, düzlemsel işte veya öyle dairesel başlayıp düzlemsel devam eden gibi yenilme düzlemleri için bu yöntem kullanılabilir. Ama bir üç boyutlu kama türü bir yenilme için bunlar olmaz. Deprem yönetmeliğinde kaya ile ilgili kısımlarda bir takım eksiklikler var. Bunlar tamamlanacak. Hani bu komisyon bunun farkında. Bölüm 16 ile ilgili çalışan komisyon. Örneğin bir kaya kütlesinde oluşacak kama türü bir yenilme modeli. Ki aslında kama türünün de şeye dikkat etmek lazım. Bir iki boyutlu kama var. Hani aktif kama, pasif kama gösterdiğimiz. Zemin mekaniğinde de kullanılıyor. Benim burada vurguladığım üç boyutlu kama. Yani iki tane süreksizliğin kesişmesiyle oluşan tetrahedral blokların stabilitesi. Orada stabiliteyi kontrol eden süreksizliğin direkt makaslama dayanımı. Dolayısıyla yani deprem yönetmeliğinde kayalar için biliyorsunuz en azından tek eksenli basınç dayanımı ve GSI gibi diyor, öyle bulunur diyor makaslama dayanımı. Ama halbuki burada olay farklı, süreksizliklerin de makaslama dayanımının kullanılması lazım. Dolayısıyla aslında buradaki cümleyi ben şöyle anlıyorum. Burada verilen eşitliklerle kaya kütlesinde de analiz yapabilirsiniz ama dairesel veya benzeri mekanizmalar oluşuyorsa uygun bir modelden kastettiği de o. Yani sadece dairesel kabul etmeyin. Örneğin bir fay olabilir. Dairesel başlar, faydan devam eder, gider gibi.
Yani ben öyle algılıyorum ama tabii bunun içerisinde o üç boyutlu kama devrilme veya kaya düşmesi analizlerinden falan bahsedilmiyor. Onların olması gerekiyor. Şimdi diğer bir soru, buradaki şey aslında kısmi dayanım faktörleri değil. Bu gamma RC, gamma RFi ve karakteristik dayanımlar aslında güvenlik katsayısı. Bir de buradaki eşitlikte bir eksiklik var. C üssü artı efektif gerilme çarpı tanjant fi olacak. Şimdi burada mobilize olan kayma dayanımı diye bir parametre var. Onu biraz şöyle göstereyim. Bir kez daha ekran paylaşımı yapayım izninizle. Şuradan yapalım. Şimdi şunun üzerinden göstermek istiyorum. Şimdi bu çok basit kayan blok modeli, çok basit işte fizikten gördüğümüz model. Şimdi aslında doğada etki tepki prensibi var biliyorsunuz. Şimdi bu ağırlık çarpı sinüs fi kaydıran kuvvetse burada buna eşit ve zıt yönlü bir tepki kuvveti oluşur. Yani güvenlik katsayısı aslında bir gibi düşünebilirsiniz. Yani iki güvenlik katsayınız var demek ne demek? Bu ağırlık çarpı sinüs teta'nın iki katı sürtünme direnci, işte adezif, kohezif ve sürtünme direnci oluşabiliyor demek. Ama burada bir birim kuvvet oluşurken burada iki kuvvetlik birimin bir birimi kullanılır. Dolayısıyla mobilize kayma dayanımı denilen kavram şudur. Buradaki kayma direncinin T diyelim kuvvet cinsinden, bunun güvenlik katsayısına bölünmüş hali bunu dengede tutan değerdir. Şimdi formülizasyonda bu limit denge formülizasyonlarında mobilize kayma dayanımı kullanılır. Yani güvenlik katsayısına kayma dayanımı bölünür. Kaydırmaya tam dengede tutacak değer bulunmak için mobilize kayma dayanımı kavramı kullanılır. Buradaki gamma RC ve RFi değerleri aslında mobilize olmuş kayma dayanımı değerlerini kastediyor. Yoksa şey değil bu, yanlış anlaşılmasın. Eurocode'da bir kısmi güvenlik faktörleri var, bu o değil burada kastedilen. Eurocode'daki yöntem şu, kohezyonu alıyorsunuz, belli oranda azaltıyorsunuz. Tanjant fi'yi alıyorsunuz, belli oranda azaltıyorsunuz. İşte birim hacim ağırlığı belli oranda arttırıyorsunuz. Ondan sonra mesela statik güvenlik katsayısı 1 yeter diyor size. O Eurocode'daki yaklaşım veya işte İngiliz standardında güçlendirilmiş şeyler için böyle bir yaklaşım var. Buradaki olay o değil. C'yi fi'yi azaltmıyorsunuz. Formülizasyonda bir mobilize olmuş dayanım var. Bunlar aslında güvenlik katsayısı anlamına geliyor. Yani bu farklı bir şey değil. Ama Eurocode'a göre tasarım yapmak istiyorsanız, hani biz statikte 1.5'u arıyoruz ya, Eurocode'a göre tasarım yapmak istiyorsanız o zaman C'ye fi'ye ayrı güvenlik katsayıları uygulayıp sonuçta bir yetere gidiyor olay. Yani 1.5 değil de. Bu olay farklı. Mobilize olmuş değerlere ulaştığında kastettiği şey aslında bu klasik limit denge yöntemi. Yani çok farklı bir şey değil bu. Umarım atladığım bir soru olmamıştır. Varsa... Diyor, olan eski heyelan bölgeleri diyor. Evet, evet, o da şöyle. Onun mantığı da şu. Ya bir pasif bir heyelan varsa ve bu heyelan ciddi bir miktar hareket ettiyse, siz de bunun üzerine bir bilan yapıyorsanız aslında yapmamanız lazım ama bazen işte önlemli alan falan deniyor ya, orada bir şev stabilitesi analizi yapacaksanız, örneğin topuğunda bir kazı yapıp bir şey yapıyorsunuz, o kütlenin şev stabilitesi analizindeki depremli durumda bahsediyor. Orada rezidüel dayanımı kullanmak veya azalmış kayma dayanımını, makaslama dayanımını kullanmak lazım. Onu vurguluyor aslında. Yani bir kütle yeterince hareket ettiyse dayanımın azalması lazım. Pikten, maksimum değerden belli bir değere düşmesi lazım. Böyle, yani bu heyelan da değil, fay da olabilir. Mesela bir pasif bir fay olabilir. Stabiliteyi kontrol edebilir. O pasif fay da daha önce makaslamaya uğradığı için orada da düşmüş dayanımı kullanmak lazım. Yani aslında kastedilen şeyler bunlar. Yoksa heyelanın üzerine git bina yap anlamında ben öyle algılamıyorum. Yani böyle bir senaryo varsa
Orada bu dayanım parametrelerini kullanmak lazım. O vurgulanıyor yani. Hocam teşekkürler. Sayın Seyhan Fırat, Seyhan Hoca söz istemiş. Buyurun hocam. Öncelikle teşekkür ediyorum hocam. Dilinize sağlık. Gerçekten çok yararlı bilgiler verdiniz. Ben belki yani soru olarak değil de sadece bir iki şey konunun altını çizmek istiyorum. Birincisi sunumunuzun başında vermiş olduğunuz Ömer Aydan Hoca'nın 12 Kasım Düzce depreminde Bolu Dağı'nda kayan bölgesiyle ilgili. Orası Ankara'yla Düzce ve Sakarya'nın tek bağlantı noktasıydı aslında. Evet. Ve depremden sonra o yolda kapanınca, o sırada çünkü henüz otoyol hizmete girmemişti. Ankara'yla bağlantımızı sadece, tabii ben o zamanlar Sakarya Üniversitesi'nde çalıştığım için bağlantıyı Eskişehir, Bilecik, Sakarya, Düzce üzerinden sağlamaya çalıştık. Deprem sabahı ben Düzce'deydim. Orada hani neler yapabilirizle ilgili varsa bir yapabileceğimiz. Ya bir de 99 Kocaeli depremini yaşayınca Sakarya'da Düzce'deki depremzedelerin derdini daha çok belki hissettik içimizde. Ha, evet hocam bu. Tabii tek yoldu bu bizim bağlantımızı sağlayan. Burada yani bu konunun önemini belirtmek için söylüyorum. Biz belki de şev stabilite analizlerine gereken önemi maalesef vermiyoruz. Bunun üzerine de Hüseyin Bey'in sorduğu soruya aslında biraz belki değinmek istiyorum. O da şu, yine şev stabilitesi analizini dikkate almadığımız için istinat yapılarına da pek göz ardı ediyoruz. Yani bunu bir mühendise hesaplatmak yerine bir ustaya pekala güvenip istinat duvarlarını yaptırıp sonra belki de toplam göçme şeklinde gerçekleşiyor. Çünkü şev stabilite analizini yapmadık. Yapmadığımız için de istinat duvarı hesabını da yapmadık. Dolayısıyla yağışlar arttıkça bu şekilde kaymalarında maalesef sonu gelmiyor diye düşünüyorum biraz da. Buradan da şu anda ekranda gördüğümüz resmin, çünkü biz bunun şeyini çok yaşadık, sıkıntısını çok yaşadık o sırada. Her iki depremde de aslında bir nevi depremzede olduk biz. Ulaşımın ne kadar önemli olduğunu bize gösteriyor. Ulaşım bu kadar önemliyse tabii şev stabilitesi de bu resimde de gördüğümüz gibi gerçekten üzerinde özellikle değinmemiz gereken bir konu. Bu nedenle de hem odaya hem de konuşmacımız Nihat Hocam'a çok çok teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum herkese. Hocam çok teşekkür ederim katkılarınız için. Seyhan Hocam'ın da zaten doktora tezi şev stabilitesiyle ilgili İngiltere'de yapmıştı. Hem de kazıklarla ilgili. O yüzden önce bir korktum Seyhan Hocam soru soracağım deyince. Ama şaka yapıyorum. Çok seviyorum abim Seyhan Hocam benim. Var olun. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum hocam. Hocam teşekkürler. Şimdi son bir iki soru var hocam YouTube üzerinden gelen. Onları da aktarayım size. İzninizle tamamlayalım seminerimizi. Mehmet, Emre'ciğim, bir Seyhan Hocam'a ben de çok teşekkür ediyorum. Bu son Elazığ depremi esnasında o bölgede inceleme yaptık. Morfoloji de tabii sarp olunca özellikle bu Sivrice, Doğu Anadolu boyunca, Doğu Anadolu fayı yani zonu boyunca önemli heyelan alanlarının tetiklendiğini gözleme fırsatımız oldu. Bir kısmı tabii yenilmiş, bir kısmı tansiyon çatlakları oluşmuş. Önümüzdeki süreçte herhalde bunlar şey olur diye düşünüyorum. Gerçekten de bu ulaşım güzergahları boyunca bu tür etkiler yüksek tabii. Ama bizim bugünkü hani program, Nihat Hocam'dan da onu rica etmiştik. Ya deprem yönetmeni daha ziyade kazı şevleriyle ilgiliydi. Yoksa Sakarya'da biliyorsunuz meşhur bir köprü vardı. 50'ye yakın yurttaşımız yaşamını yitirdi. Fayın üzerine gelen bir
üst geçit söz konusuydu. Arif. Ben de hemen akabinde o bölgede incelemelerde bulunmuştum. Gerçekten ağır sonuçlar verebiliyor. Üzülerek şunu gördüm. Daha sonra aynı bölgeyi yıktılar. Tekrar şu an üst geçit var biliyorsunuz aynı bölgede. Böyle bir rezaleti de bu ülke herhalde gerçekleştiriyor diye düşünüyorum. Yani sebeplerini yeteri kadar sorgulamıyoruz. Belki bundan kaynaklanıyor birçok problem. Maalesef. Hocam, Sayın Gökhan Demirbaş sormuş. Aşırı konsolidasyon oranının birden büyük olduğu zeminlerde sürüşarj etkisiyle oluşacak ek yanal gerilmelerin aktif basınç değeri ile hesaplanan değerden fazla olmasının sebebi nedir? Bununla ilgili çalışmalar mevcut mudur? Emre'cim bir daha alabilir miyim? Ya ben Mustafa'nın mesajına bakıyorum. Aşırı konsolidasyon oranının birden büyük olduğu zeminlerde sürüşarj etkisiyle oluşacak ek yanal gerilmelerin aktif basınç değeri ile hesaplanan değerden fazla olmasının sebebi nedir? Bununla ilgili çalışmalar mevcut mudur? Bu çok detay bir soru. Şimdi aktif basınç ya aslında istinat duvarları ile ilgili ama tabii şev stabilitesiyle de alakalı. Aktif zemin basıncında ya şimdi şöyle düşünelim. Aşırı konsolide bir zeminde K0 normal konsolide zemine göre daha yüksek oluyor. Dolayısıyla K0 daha yüksek olduğu için işte 1 kabul edelim mesela. 1'in altında genellikle normal konsolide 1 eksi sinüs fi'den. Başlangıçtaki mor dairesi daha küçük oluyor. Şimdi Rankine'in aktif zemin basıncı mekanizmasına bakarsak zeminin önünü boşalttığımızda yani duvar zeminden uzaklaştığı durumda K değeri azaldığı için K0'ın altına düştüğü için mor dairesi büyüyor ve yani sigma 3 azaldığı için mor dairesi büyüyerek yenilme zarfına dokunduğu anda aktif zemin basıncı oluşuyor. Aktif göçme kaması oluşuyor. Tabii aslında bu Rankine yöntemi. Şimdi orada da K0 durumu aslında Rankine yöntemine baktığınızda K0 ile KA'nın bir alakası olmadığını görüyorsunuz. Yani başlangıçta mor dairesi bir nokta bile olsa sonuçta sigma 3 azalarak dokunacağı yer eğer mor kulomb yenilme kriterini sabit kabul ederseniz CIFI'yi yani şöyle triaxial compression ile extension'ı birbiriyle aynı kabul ederseniz o zaman yine aynı noktada, aynı sigma 3 değerinde o zarfa dokunacak. O zaman bu tanıma göre bir fark olmaması gerekiyor. Ancak tabii şöyle şeyler var. Yani Rankine yönteminde kabul edilen düzlemsel kayma, aktif kama gerçekte tam düzlemsel değil. Eğrisel ve dolayısıyla o aslında K0 değerinden de etkilenebilir. Ve farklı değerler alabilir. Çok güzel bir soru ama... Buna ilişkin böyle bir çalışma var mı? Ne kadar değişiyor? Mesela şey yöntemleri var. K0'ın hesaplanmasında kullanılan işte farklı abaklar var. Rankine yerine hani Coulomb'dan da farklı, Rankine'den de farklı. Logaritmik spiral yenilme düzlemleri kullanıyor ama onlarda aşırı konsolidasyon durumunun dikkate alındığı bir vaka hatırlamıyorum. Belki böyle yeni makale tarzında çalışmalar olabilir ama benim bir bilgim yok açıkçası. Tabii ki sonlu elemanlarla falan çözülerek bunların etkisi araştırılabilir direkt. Ama biraz istinat duvarı tasarımı ile ilgili bir soru. Evet, onun için zaten onu da belirtmiş sonradan X'lar için sormuştum diye. Evet, teşekkür ediyoruz. Sayın Nazlı Can bir soru iletiyor. Kazı şevlerinde kritik olan drenajlı parametreleri kullanmamız gerektiğini evet. Söylediniz ama eğer yapılacak olan şey kısa vadede olacaksa yine drenajlı parametreler mi kullanılmalı? Yani örneğin bir bina için ilk önce şev açılıp bina tamamlandıktan sonra şevin dolgu ile kapatılması durumunda diye de örnek vermiş. Ya şöyle söyleyeyim, şimdi kısa dönemin şeyini bilemiyoruz zaman olarak. Yani hesaplamak mümkün teorik olarak zeminin hidrolik iletkenliğini, drenaj yollarını tanımlarsanız sayısal analizlerde bir kazının ne kadar sürede aşırı boşluk suyu basıncının ne kadarını
direne olabileceğini tahmin edebilirsiniz. Fakat burada sorun şu, zeminin hidrolik iletkenliği ne düzeyde? Yani biz kil deyip geçiyoruz ama ya bu birkaç ay içerisinde de uzun döneme ulaşabilir. Birkaç hafta içerisinde de uzun döneme ulaşabilir. Bu nedenle güvenli tarafta kalmak adına bu yapılıyor. O bir risk olur. Yani ben bunu işte 2 ayda kapatacağım, 3 ayda kapatacağım. Ekonomik kriz oluyor, inşaat yarıda kalıyor. Bu sefer siz kısa dönem parametreleriyle durayla hesapladınız, göçebiliyor. Yanında yöresinde bina olabiliyor, bunlara zarar verebilir. O nedenle de yani bunun her zaman için kısa döneme çok güvenilmemesi gerekiyor. Bunu söyleyebilirim. Yani çünkü kısa dönem, uzun dönem, zamana ilişkin bir şey söylemek çok kolay değil. Teşekkürler. Sayın Mustafa Koçgar, Mustafa Hoca söz istemiş. Buyurun hocam. Hocam merhaba. Merhabalar, iyi akşamlar. Duyuyorsunuz beni değil mi? İyi akşamlar, buyurun. İyi akşamlar. Öncelikle sunum için Nihat hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Tabii aslında söz almayacaktım ama Hüseyin Başkan'ın biraz kaçınca olayı, yani söylemedi ne demedim. Ya bizim aslında ülkemizde sıkıntılı olan durum şu, biz çok çabuk unutuyoruz. 99 depreminden sonraki Avcılar örneği aslında çok güzel bir örnek. Oradaki pek çok heyel, yani Avcılar bölgesinde payın doğrultusunda olmasından ve depremin şiddetinin çok yoğun hissedilmesi, oradaki heyelan bölgeli, özellikle orada çok fazla heyelan sahası var. Oradaki heyelanlı alanlarda tabii yerleşim açıldığı için surcharge etkisiyle orada pek çok problem yaşandı. Ve orada depremden sonra işte yerleşime kapatılan alanlar oldu. Fakat biz onları unuttuk. Şimdi artık oralara tekrar gelmiş. Yine Büyükçekmece Gölü'nün etrafında pek çok heyelanlı bölge, 100 metre sağ heyelanlı bölge, 100 metre sağ heyelanlı bölge, ortada 100 metre bir parsel alanı var. Aktif şevin yanında şimdi 10-15 katlı, ya benim önüme geldiği için biliyorum, özel üniversitelere yurt sağlar açılıyor. Ya tabii bunlar çok yanlış şey. Bizim bu geçen yıl başkanın söylemiş olduğu olaylar da yine aynı şekilde avcı şey, neresiydi orası, bu adını söyleyin, yaşanan pek çok sıkıntıda bu ayrışmış artık zemin özelliği yitirilmiş hislerde Nihat Hoca'nın da bahsettiği gibi bina yapılması için kazılar açılıyor. Zaten heyelanın topuğunda orada dediğiniz gibi ne istinat tutuyor ne bir şey tutuyor. Arkada surcharge etkisi binalar yukarıda patır patır kayıyor. Hiçbir güvenlik unsuru, işte artık siz kısa dönem uzun vadeden bahsediyorsunuz. Orta doğru düzgün bir istinat duvarı bile yok. Ya tabii böyle olaylarla karşılaştığınız zaman da insan hayatının ne kadar değersiz olduğunu görüyorsunuz haliyle. Ve bu yaşanan sıkıntılar da işte bu İstanbul'da yaşanan problemleri göz önüne getiriyor maalesef. Tabii şey olmalıyız. Yani işte en son çıkartıldı biliyorsunuz gözetimle alakalı Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın işte kazı gözetim kontrolü. Aslında diyorsunuz bu tamam ne güzel. Ama o gözetim kontrol yönetmeliğini kontrol edecek acaba belediyelerde veya işte kamuda yeterli eleman var mı yok mu? O kadar detaylı ki dediğiniz gibi içerisinde tek bir kelime kaya zeminlerle, ayrışmış kaya zeminlerle ve buna bağlı özelliklerin geçmediği yönetmelik. Tabii bunları düzeltmemiz lazım. Biz jeoloji mühendisleri olarak, odamız olarak bu konunun üzerine çok yoğunlukla gidiyor biliyoruz. Burada da bir kere daha başkanımıza çok teşekkür ederiz her zaman olduğu gibi. Yani tabii dediğim gibi bu bizim bu düşünce yapısını, bu kafa yapısını yani değiştirmemiz gerekiyor. Ben genel anlamda böyle düşünüyorum. Detaylı sunumlar için de Nihat hocamıza teşekkür ediyorum. Herkese iyi akşamlar. Hocam çok teşekkürler. Ben WhatsApp'tan mesajına da bakıyordum senin. Hocam çok hızlı anlatıyordum. Ben bir katkıda bulunayım diye mesaj yazdım ama çoktan geçmiş oldun orayı. Yok, onu da bir kez daha açıklığa kavuşturalım. Şimdi deprem anında ince taneli bir zeminse direnaçsız davranacak. Yani boşluk suyu basıncı gelişecek. Evet. O durumda iki yöntem var. Ya hesaplayacaksın ne kadar gelişeceğini, o zor olan yöntem. Ya da evet boşluk suyu basıncı oluştu, direnaçsız davranıyor. İşte kohezyonla toplam gerilme analizi yapacaksın. Benim o sıvılaşmada bahsettiğim de buna benziyor ama şöyle ki zemin sıvılaştığı zaman da bir azıcık böyle bir rezidüel dayanımı oluyor yine toplam gerilme cinsinden. Evet. Onu da kohezyon gibi ama o azalmış
durumda. Ama onda da sitostatik ivmeyi koymayın diyorlar. Çünkü sıvılaşma olduktan sonra ivmeler çok azalıyor ya sıvılaşmanın etkisiyle. Orada sitostatik etki olmadan sıvılaşmış dayanımla hesap yapın gibi şeyler var, öneriler var. Evet. Katkıların için çok teşekkür ederim. Estağfurullah hocam. Biz teşekkür ederiz sunumuz için. İyi akşamlar. Teşekkür ediyoruz. Ayın 28'inde Mustafa Hoca tarafından sıvılaşma analizine yönelik bir seminerimiz daha olacak. Ona da katılmanızı bekleriz. Yine Haziran ayı içerisinde yapılacak etkinlik diğer etkinliklerimizin akışına da o da web sayfamızdan ulaşabilirsiniz. Hocam sizin iletmek istediğiniz bir şey var mı bizlere son olarak? Şimdi ben şunu hatırlatayım. Seyhan hocam sen bölüme gelince görürsün demişti. Gerçi YouTube'dan da kaydı var ama artık bilmiyorum baklavayla mı gelirsin? Ne yaparsın? Vallahi bilmiyorum. Gerçi Seyhan Hoca da adını yazmamış şeye. Of Bey diye yazmış dedim. Biz, Trabzonlu herhalde. Of yolun mu demek istiyor. Öyle bir açık kapı var. Hocam isminizi yazmamışsınız. Hocanın bir dakika mikrofonunuzu açalım. Sesimi kullanıyor sürekli Emre. Nasıl hocam? Hocam Ofbay Oğuz Ataoğlu'm da Nihat hocam bilir. Artık bilgisayar kurdu olmuş. Benim her şeyime müdahale ettiği için bilgisayarın adını da değiştirmiş. Kendi adını koymuş. Aslında ben rename yapıp değiştirebiliyordum ama burada yapamadım. O yüzden kusura bakmayın. Estağfurullah. Estağfurullah. Ne demek hocam? Benim tanıması lazım size. Yok ben zaten görünce tanıdım. Nihat hocam ben son madem hocamlar da herkes burada şu Karabük biliyorsunuz Türkiye'de kendine has bir yer yani bu şef stabiliteleri açısından heyelan kayma açısından yani laboratuvar yani şöyle yapsak desek ki burası bir eğitim sahası olsun Türkiye için gerçekten de tam öyle yerlerden bir tanesi. Biraz önce Deniz o bizim görselleri gösterirken aslında onlardan bir tanesi bu devre keylanı olmuştu. Oraya gidip çekmiştim. Ama benim aklımda özellikle bu Karabük bölgesi gerçekten son derece önemli hocam. Üniversitenin olduğu alanda dahil olmak üzere yani stabil görünüyor aslında ama yapılar yapıldıktan sonra hepsi perişan durumda. Mesela işte 500-600 milyon dolara yaptıkları Ay Yıldız Stadyumu var. Ya şu an işte dilim dilim gidiyor öyle diyeyim yani. Bu kadar büyük paralar harcıyoruz yani. Yani buna ilişkin buralarda bir şey olabilir mi? Nedir buradaki sorunlar? Biz bu tür yapılarda nasıl tedbir alabiliriz? Yani onlar önemli diye düşünüyorum yani. Evet. Deniz Tolga Hoca'nın da sesini açabilir misin? Söz istemiş. Evet, hocam buyurun. Yani bunları nasıl çözeceğiz yani? Açıldı. Buyurun evet. Çok hocam. Ben de bu konuda bir şey söyleyebilir miyim? Estağfurullah hocam. Ne demek? Buyurun. Öncelikle Nihat hocam çok teşekkür ediyorum gerçekten. Şimdi tabii heyelan ya da bu şef stabilitesi dediğimiz zaman her zaman olduğu gibi bu malzeme özelliklerinin karmaşıklığı, dayanım, deformasyon bunları tetikleyen faktörler artı hareket mekanizmasına göre farklı yaklaşımlar problemi ve modeli ve jeolojik modeli çok iyi ortaya koymamızı sağlıyor, gerektiriyor. Fakat biz bu tür duraksızlıklarla ilgili detayları ya da araştırmayı daha çok olay, problem ortaya çıktıktan sonra yaptığımız için bunun çözüm önerileri de biraz maliyetli oluyor tabii. Şimdi başkanımız da söyledi, Doğu Karadeniz, Batı Karadeniz bölgesinde işte Karabük ya da Çaycuma, Devrek. Şimdi buralarda bir iki tip filiş var. Birisi Kretese, Ulus Formasyonu dediğimiz, bir de Çaycuma Formasyonu dediğimiz Eosen filişi var. Nihat Hoca da sunumunda bahsetti yani filiş türü zeminler zaten heyelana duyarlı alanlar. Buralara baktığımız zaman da geçmişte çok büyük bir heyelan yoğunluğu var yani tarihsel süreçte. Dolayısıyla biz bunların üzerine
yapıları veya ne bileyim bir takım yol vesaire yapılaşmaları yaptığımız zaman bunlar yine aşırı yağışlar gibi ya da deprem gibi bir olayla tetiklendiği zaman tekrar aktif hale geliyor. Biz ama statik koşullarda vesaire de sanki hiçbir şey olmayacakmış gibi hareket etsek de zaman içinde maalesef bunlar tekrar tetikleniyor. Dolayısıyla bizim hem heyelanlara hem bu mühendislik projelerindeki işlev stratejisi analizlerine biraz daha böyle hem laboratuvar hem analiz hem de farklı yaklaşımlarla bir bütün olarak değerlendirmemiz lazım. O da maalesef ülkemizde çok düzgün uygulanmadığını görüyoruz işte İstanbul örneği ya da diğer yerlerdeki örneklerden. 2 gün önce yağış oldu bizim Adana'da. İşte bir hastanenin bodrum katında dalgıçlar hastayı şeyden çıkardılar. Bodrum kattan dalgıç çıkarttı yani. Böyle bir durumdayız maalesef. Hastanenin içi burası. Teşekkür ediyorum ben. Gerçekten farklı bakış açılarıyla bir bütün olarak değerlendirmemiz lazım. Her şey tabii laboratuvar ve arazi modelinin doğruluğunda bitiyor. İyi akşamlar diliyorum. Hocam çok teşekkürler. Ağzınıza sağlık. Katkınız için. Sağ olun, var olun. Evet hocam, var mı ekleyeceğiniz bir şey? Tamamlayalım mı seminerimizi? Tamamlayalım. Nihat hocam. Ya, benim için 12 oldu zaten. Evet. İyi olur. Yatma vakti. Çok daha teşekkür ediyoruz size. Yarın ben işe gideceğiz ya Emre'ciğim. Evet. Nihat hocam çok teşekkür ediyoruz. Tüm katılımcılarımıza da teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere. İyi akşamlar herkese. İyi akşamlar. İyi akşamlar diliyorum ben de herkese. Çok teşekkür ediyorum Nihat hocam tekrar. Sağ olun. Ben de teşekkür ederim. Teşekkür ederim.